Herkese selamlar. Bugün uzun zamandır beklenen, daha doğrusu sözünü verdiğim bir videoyu çekiyorum. Enistoko'nun aksiyolojik argümanının ateist bir eleştirisi başlığını taşıyacak. Ee, uzun ve biraz teknik bir video olacak. Bu teknik bir video olacağı için bazı arkadaşlar eleştirileri anlamakta zorluk çekebilir. Eğer anlamakta zorluk çekiyorsanız biraz daha yavaş ve not alarak, üzerine düşünerek izlemenizi öneririm bu videoyu. Hazırsanız başlayalım. Çok heyecanla kendim de çekmeyi sabırsızlıkla beklediğim bir video olduğundan hemen girişelim konuya. İlk olarak bir giriş yapalım. Bu videoda ve bir sonraki videoda iki ya da üç bölüm olacak bu video. Allahsız Ahlak Mümkün Mü kitabındaki genişletilmiş versiyonu, genişletilmiş baskıdaki versiyonu eleştirmeye çalışacağım. Bu eleştiri iki bölüm olacak. İlk bölümde argümanı tanıtıp öncüllerini eleştireceğim. İkinci bölümünde argümanı geliştirmenin bir yolundan bahsedip bu geliştirilmiş versiyonu eleştireceğim. Ayrıca ikinci bölümde kitabın çeşitli bölümlerinde gördüğüm diğer problemleri de ele alacağım. Bu tabii ki kişisel bir saldırı değil. Benim Enis Hoca'ya çok büyük bir felsefi borcum vardır. Benim din felsefesinde derinleşmeye, felsefede yaptığım bazı başlangıçtaki hataları fark etmeme, ve metaetik alanıyla bu videonun da konusu olan metaetik alanıyla ilgilenmeye başlamamda kendisinin rolü çok büyüktür. Dolayısıyla kendisi bir insan olarak zaten çok severim ama e, neticede fikir aylıklarımız var. Bu fikir aylıklarından bahsedeceğim. E, kısa bir kitap bu kitap. Dolayısıyla bu kadar detaylı bir konuyu detaylı bir şekilde değerlendirmenin kısa bir kitapta çok zor olduğunun bilincindeyim. Yani her şey değinmesi zaten mümkün değil. Dolayısıyla burada kitabının kısalığından kaynaklanan bir takım sınırlamaların da bilincinde olduğumu belirteyim. Bunun dışında anlaşılır yazarken, ana akıma hitap eden bir kitap yazarken ki sınırlılıkların da neler olduklarının bilincindeyim. Ben de kendim bir kısa bir kitap yazmaya çalışıyorum şu an ateizm hakkında. Hem kısa hem kapsamlı bir konu olduğu için çok 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 zorlanıyorum. Bunun da farkındayım. Ve aynı zamanda şu anda Enis Hoca'nın kitaptaki her şeyi kabul edip etmediğini bilmiyorum. Eleştiri videosunda bunu da dikkate almanızı isterim. Yani bu kitaptaki bazı fikirlerini terk ettiyse Enis Hoca ki kendisinin yıllar içinde pek çok konuda fikri değişmiştir. İyi bir felsefe için yapması gerektiği üzere. Dolayısıyla burada Enis Hoca'nın güncel fikirlerini eleştirip eleştirmediğimi bilmiyorum. Sadece kitaptaki haliyle genişletilmiş baskıdaki haliyle eleştirmeye çalışacağım. Burada sunumda yanlara koyduğum resimlerini koyduğum kitaplar, bahsettiğim konulardaki, genelde slaytlardaki konulardaki e, meseleyi daha detaylı öğrenmek isteyenler için okuma önerileri teş teşkil ediyorlar. Derinleşmek isteyen arkadaşlar İngilizce biliyorlarsa bu kitaplara başvurabilirler. E, bunun dışında burada bu e, videonun kapsamında pozitif ve kapsamlı bir metodik sunmaya çalışmayacağım. Zaten buna gerek de yok çünkü. Burada bir iddia makamı Enis Hoca var. E, Allahsız ahlakın mümkün olmadığını iddia eden taraf. Ben onun öncüllerini ve öncülleri savunma şeklini eleştireceğim. Ama pozitif bir teori ortaya koymama gerek yok. Bütün problemleri ahlaki, e, ilgili bütün problemleri çözmeme ateist bir perspektiften gerek yok buranın kapsamında. Herhangi bir argümanı değerlendirmeden önce, özellikle analitik felsefeyle uğraşıyorsak benim yaptığım gibi, e, bir kere temel kavramların argümanda nasıl tanımlandığını görmemiz gerekiyor ki Enis Hoca da tartışmasına temel kavramları tanımlayarak başlıyor zaten hazırsanız bunlarla başlayalım. İlk olarak kitabın giriş bölümünde bazı temel kavramları tanımlıyor Enis Hoca ahlaki realizmden bahsediyor. Ahlaki realizmin şu şekilde tanımlandığını görüyoruz kitapta en az bir nesnel doğru yanlış eh, ahlaki önerme vardır veya yaklaşık olarak doğru ya da yanlış en az bir tane ahlaki önerme vardır. Bu da ahlaki realizmdir diyor. Ve şöyle ekliyor. Ahlaki realizm, aksiyolojik önermelerin bir alt dalı olan ahlaki önermelerden en az birinin doğru ya da yaklaşık olarak doğru ya da yanlış ya da çoğunlukla yanlış olduğunu iddia eden felsefi görüştür diyor. Bir kere bu tanım literatürdeki realizm tanımlarından, ahlaki realizm tanımlarından oldukça farklı ve ben ilk defa Enis Hoca'nın kitabında böyle bir tanım gördüm. Bir kere Yanlış ya da ya, yaklaşık olarak yanlışı eklediğimizde ahlaki önermelerin tamamının yanlış olduğunu iddia eden bir teori vardır ve nesnel bir şekilde yanlış olduğunu iddia eden bir teori var. Hata teorisi dediğimiz teori. Bu tanıma göre bu görüş realizmin bir türü oluyor. Yani bütün ahlaki önermeler nesnel olarak yanlıştır dediği için bu e, görüş bir realizm türü oluyor. Ama e, hata teorisi bir realizm türü değil tam tersine antirealist görüşlerden biri. Dolayısıyla burada tanımda bir sıkıntı var. Bunun dışında realizm genelde ontolojik bir tez olarak tanımlanır. Genelde değil, her zaman öyle tanımlanır. Realizmin metafiziksel realizm, epistemik realizm bir sürü farklı çeşidi vardır. Bunlar gerçekten şu tarz bir şey vardır ve bizden belli bir şekilde bağımsızdır diyen yani, görüşlerdir genelde. Dolayısıyla realizm ontolojik bir tez ve sadece önermelerin doğruluğuyla ilgili değil. Realizm için en az bir tane ahlaki önermenin nesnel bir şekilde doğru olması, bizden bir şekilde bağımsız bir şekilde doğru olması gerekiyor. Ancak bunun için yeterli değil. Kısacası ahlaki realizm ontolojik bir iddia ve realizmin önermelerin doğruluğu dışında ek bir koşula ihtiyacı var. Nasıl koşullar öne sürülüyor peki? Önerilmiş bazı koşullar şunlar. Zihinden bağımsızlık, aktüel veya hipotetik faillerin tutumlarından, tavırlarından bağımsızlık gibi. Bunlar ana koşullar genelde. Zihinden bağımsızlığı nasıl tanımlayacağız? Tutumdan, tavırdan, duruştan bağımsızlığı nasıl tanımlayacağız? Bunların hepsi tartışma konusu olan şeyler ama neticede doğru önermelerin olması gerekmiyor. Mesela bazı görüşler var ki e, ideal bir gözlemcinin tavırlarına göre belirleriz biz diyor mesela doğruyu yanlışı, iyiyi, kötüyü vesaire. Bu görüşler e, belli bir türden ideal gözlemcinin tavırlarına bağlı olduğu için ahlaki doğru yanlış, açıklama doğrultusu tavırdan doğruluğa, yanlışlığa, iyiye, kötüye doğru olduğu için realist olmayan görüşler olarak görülürler. Yani ideal gözlemci bir şeyin iyi olmasından dolayı onu onaylıyor olsaydı bu realist bir görüş olurdu. Ama onayladığı için o şey iyi oluyorsa bu realist olmayan bir görüş oluyor. Ama realist olmayan bir görüş olmasına rağmen yine de nesnel ahlaki doğruların olduğu bir görüştür. ideal gözlemci teorisi. Dolayısıyla burada nesnel ahlaki doğruların olmasından ziyade ahlakın belli bir tavır bağımsızlık, zihin bağımsızlık testini geçebilmesi realizmin koşulu olarak görülüyor. En azından literatürdeki genel tartışmaya bakarsak, literatürdeki realizm tanımlarına göre Enis Hoca'nın savunduğu ilahi buyruk teorisi versiyonunun da dolayısıyla realist değil inşacı olduğunu söylememiz lazım. Spesifik olarak e, ideal e, ilahi buyruk teorisinin e, kısmi inşacı bir teori olduğunu söylememiz lazım. Şimdi kısmi inşacılıklarla tam teşekküllü inşacılıklar arasında bir fark var. Kısmi inşacılıklar şunu söylüyor: Bütün ahlaki nitelikler değil, ama belli bir kısmı. Tavır bağımsızlık anlamında tavırdan bağımsızlık değil, zihinden bağımsızlık testini ya da tavır bağımsızlık testini geçemiyorlar. Mesela iyi kötü bu testi geçebilirken, bir şekilde zihinden bağımsız faillerin tutumlarından, tavırlarından bağımsız olabilirken, ahlaki sorumluluk doğru yanlış gibi şeyler, faillerin tavırlarına, tutumlarına ya da söyledikleri şeylere bağlıdır, ulaştıkları sonuçlara bağlıdır gibi şeyler iddia edebiliyorlar. <laughs> Dolayısıyla ilahi buyruk teorisi burada e, nesnel bir ahlaki önermenin olduğu anlamında tabii ki realist bir teori olmasına rağmen literatürdeki tanıma baktığımızda kısmi inşacı teoriler dediğimiz teoriler ailesine mensup aslında. E, realist bir teori değil aslında ideal buyruk teorisi. En azından e, çoğu versiyonuna bakarsak bazıları tabii ki ilahi, ilahi buyruk teorisinin e, realist diyebileceğimiz teoriler de var ama ilahi buyruk teorisi değil diğer versiyonları. İlahi tavır teorisi gibi şeyler. Gerçi onlar da tavır bağımsızlık testini geçmiyorlar. Her halükarda bir özneye faile bir şekilde <laughs> ve onun tavırlarına bağlıyorsak belli ahlaki nitelikleri bu teori ya tam teşekküllü bir inşacılık oluyor ne kadar fazla ahlaki niteliği tavırlara bağladığına bağlı olarak ya da kısmi bir inşacılık türü oluyor. Burada e nesnel in inşacı görüşler Özellikle şunu iddia ediyorlar. Nesnel doğru yanlış ya da ahlaki bir takım nitelikler vesaire. Ahlaki e, önermelerin doğru olması, yanlış olması vesaire. Realizmi gerektirmiyor nesnel inşacı görüşlere göre. Öznel inşacı görüşler de var. Mesela saf subjektivist bir takım e, ahlak anlayışları var. Bunlar diyor ki ben doğrudur diyorsam doğrudur diyorlar. Bunlar öznel inşacılıklar. Tavırlara bağlı ve nesnel bir gerçek yok. Çünkü ahlaka dair ama nesnel inşacılıklar, nesnel ahlaki doğruların yanlışlarının olması için realizmin gerekmediğini, realizmin öne sürülmüş koşullarının karşılanmaması halinde bile nesnel ahlakın olabileceğini iddia ediyorlar. Ve inşacı görüşler bu kitapta ele alınmıyor. Yani inşacılık zaten çok karmaşık bir pozisyon. Bir sürü farklı versiyonu var. Bunların anlaşılması biraz zor. kısa bir kitapta ne kadar ele alınabileceklerini bilmiyorum. Ama inşacılıkla realizm ayrımı konusunda bir ya tarafsızlık var ya da inşacılığı realizm olarak almak gibi bir durum var kitapta. Her ikisi de bence hatalı durumlar. Burada mesela şunu diyebilirdi Enis Hoca. Diyebilirdi ki evet inşacılık diye bir alternatif var ama bu alternatif şu 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 nedenlerden dolayı yanlış. Objektif ahlakın olması realizmi gerektirir. Bunu diyebilirdi Enis Hoca. Ama bu da savunulması gereken bir iddia olurdu ve bu kitapta savunuluyor. Zaten yeri dar kitabının açıkçası. Enis hoca ahlaki realizm hakkında bazı ek iddialarda da bulunuyor. Örneğin argüman ahlaki realizmin ateizmle doğru olamayacağını iddia edecekse şunu iddia etmeli. Hiçbir realizm türü, realizm adına hak eden hiçbir görüş ateizmle bağdaşmıyor demeli. Yani ılımlı, mütevazı realizm dediğimiz realizm türleri de ateizmle bağdaşmıyor demeli. Aksi takdirde çünkü realizmin şu formu ateizmle bağdaşmıyor demesi gerekirdi. Ve Enis Hoca oldukça güçlü bir realizm tasavvuruna sahip, ılımlı olmayan bir realizm tasavvuruna sahip. Ee, realizmi hatta bana kalırsa biraz ılımlı realizmleri dışlayan bir şekilde tanımlıyor, kendini o şekilde ifade ediyor. Mesela ahlakın otoritesiyle ilgili bazı iddialarda bulunuyor. Diyor ki kişi yaparsa yapsın bu yükümlülükleri reddedemez bunlardan kaçamaz diyor. Yani bir şekilde herkes için çok güçlü anlamda bir bağlayıcılığı var. Kişinin psikolojisinden, isteklerinden vesaire bağımsız ciddi bir bağlayıcılık seviyesi var ahlakın diyor. Ama bu ahlaki realizm için gerekli bir iddia değil. Ahlaki realizmin doğru olması için. Mesela realizmin bazı formları nedenler ve gerekçeler konusunda varlık içselciliği dediğimiz şeyi kabul ediyorlar. Diyorlar ki hiçbir eylemde bulunma nedeni, gerekçesi failin kendi sahip olduğu psikolojik bir takım niteliklerden bağımsız değildir. Örneğin bazıları diyorlar ki eğer bir psikopatsam, benim, benim ahlaklı olmakla hiçbir umrum yoksa, umrumda umurum, değilse ahlaklı olmak vesaire. Benim ahlaklı olmak için bir nedenim olamaz. Çünkü benim psikolojime uygun türden bir neden değil. Bana neden verebilecek bir şey değil. Dolayısıyla bunu diyen e, görüşlerde ahlak objektif olsa dahi her zaman herkesin e, ahlak tarafından bağlanması mümkün olamayabiliyor. Ve e, gayet yaygın kabul edilen bir görüştürme tehditinde. Varlık içselciliği dediğimiz görüş, realizmle bağdaşan bir görüş. E, burada karşılaştırabileceğimiz bir şey epistemik realizm dediğimiz görüş. Epistemik realizm nedir? E, epistemik realizm, e, epistemik normlarla ilgili olarak bunların objektif olarak doğru olduğunu, olabildiğini mesela öne süren görüştür. Mesela e, benim... E, Kanıtları daha yüksek seviyede olan bir şeye inanmak yönünde güçlü bir nedenim vardır gibi şeyler söyleriz. Yani kanıtların ağırlığına göre benim inanma gerekçelerimin gücü gerek, e, değişir. Ee, bu mesela şeye tekabül ediyor. Bir şey çok iyidir dediğimizde onu yapma yönündeki nedenlerimin güçlendiğini söylemeye benziyor. Ama epistemik realistin söz konusu olduğunda mesela güçlü epistemik yükümlülükler gerekmiyor. Mesela kanıtlar nispetinde inanmak yönünde ahlaki bir sorumluluğun var dememiz gerekmiyor. Böyle yapman daha iyi olurdu deyip hiçbir sorumluluğu olmadığını bu yönde insanların söyleyebiliyoruz. Bu da bir epistemik realizm türü olurdu mesela. Yani kanıtları daha yüksek seviyede olan şeylere inanmak daha doğrudur. Ama inanmak yönünde bir sorumluluğun yoktur dediğiniz bir görüş. Ee, güçlü epistemik yükümlülükleri ee, bunlar söz konusu olmadığında da epistemik realizmin doğru olması anlamına geliyor. Dolayısıyla burada ahlakın bu seviyede bir bağlayıcılığı olduğunu söylemek realizm için gerekli bir şey değil her şeyden önce. Mesela yanda bahsettiğim Luke Townsend'in doktora tezi, değerler konusunda realist olup herhangi bir meli malının bir olmalı, etmeli tarzı, yapmalı tarzı şeylerin olmadığını iddia eden bir realizm türü. Yani sadece iyi ve kötü konusunda realist ama should, ought, must tarzı şeylerde realist değil. ...ya da, e, sorumluluk obligation dediğimiz şey hakkında realist değil. Dolayısıyla ılımlı bir görüşe örnek verecek olursak... ...Luke Townsend'in bahsettiğim görüşünü örnek verebiliriz. Değerler konusunda realist olup... ...herhangi bir ahlaki yükümlülüğün olmadığını iddia eden bir görüş. Mesela Townsend'in görüşü. Ve bu görüş ahlaki realizm kategorisinde. Neden? Çünkü ahlaka dair Enis Hoca'nın tanımına göre de... ...en az bir doğru önerme vardır diyor. İyi ile kötüyle ilgili en az bir doğru önerme vardır diyor... Ee, ve bundan da fazlasını iddia ediyor zaten. Dolayısıyla Enis Hoca'nın tanımına göre bu görüşün bir realizm türü olması lazım. Ama e, Enis Hoca diyor ki güçlü bağlayıcılık dediğimiz şeyin e, realizm için olması lazım. Ahlaki niteliklerin alametlerinden biri şudur, bu tarz bir bağlayıcılığı olmasıdır diyor. E, ama öncülerde kullandığı realizm tanımında böyle bir ek koşul yok, ek iddia yok. Ağır basma özelliği diye bir şeyden bahsediliyor ahlaki nedenler ahlaki olmayan nedenlere her zaman galip gelir tarzı. Yani benim bir eylemi yapmak için ahlaki bir nedenim varsa bir de ahlaka dayalı olmayan pratik bir nedenim, belki benim çıklarıma dayalı bir nedenim varsa ahlak her zaman galip gelir gibi düşünüyor Enis Hoca. Ama şöyle bir durum var. Ahlaki nedenler bir kere sadece temel ve güçlü sorumluluklarımızla ilgili değiller. Mesela zayıf ahlaki nedenler dediğimiz bir nedenler türü var. Bunlar çıkalı dayalı nedenlere her zaman ağır basmayabilirler. Mesela şöyle düşünün: Ya bu insana yardım etsem, bunu yapsam ahlaken daha iyi olurdu ama o kadarını da yapmam, o kadar kürfeti de üstlenmem gerekmiyor. Bunu dediğinizde hafif bir ahlaki neden sunmuş oluyorsunuz. Ve bu ahlaki neden çıkarı dayalı nedenlere ağır basmayabiliyor. Ya da basması gerekmeyebiliyor. O kadarını da yapmana gerek yok dediğimiz türden sorumluluğun üstündeki ahlaki eylemler söz konusu olduğunda nedenlerimiz olabiliyor. Dolayısıyla her zaman ağır bastığı tezi çok zayıf bir tez. Ama ahlakın en azından belli temel ahlaki sorumluluklar söz konusu olduğu zaman bir ağır basma özelliği olduğunu ahlaki gerekçelerin sıklıkla iddia edebiliyoruz. Kişisel açıdan maliyetin aşırı yüksek olduğu durumlarda çıkara dayalı nedenlerin ahlaki nedenlere ağır basması mümkün kabul edilir genellikle. Mesela hayati risk taşıyan bir şey olduğunu düşünün. Bir bina var, binada yangın var, İçeri girip birilerini kurtarmak için ahlaki nedenlerim var. Ama benim böyle bir sorumluluğum yok. Çünkü bana hayati risk teşkil ediyor. Dolayısıyla benim kurtarma yönündeki ahlaki yükümlülüğüm ağır basmıyor. Kişisel çıkarma böyle bir durumda. Ve ağır basma özelliği ahlaki realizm için gerekli değil zaten. Yani bu ahlaki realizm için öne sürülen minimum koşullara bakarsak en az bir tane ahlaki önermenin nesnel bir şekilde doğru olması deniyordu. Ve ağır basma özelliğini kabul etmemiz bu realizm tanımına göre düşünecek olursak gerekmiyor. Realizm veya realizm denmeyi hak eden görüşlerin bu varsayımları gerektirdiği iddiasında bulunup bunu savunması gerekirdi. En Hoca'nın dolayısıyla. Yani öncüllerdeki ahlaki realizm tanımı minimal bir ahlaki realizm tanımı. Ama ahlaki realizm <laughs> çok pardon açılırken minimalin çok ötesinde bir ahlaki realizm tasavvuru öne sürülüyor. Bu ek iddialar neden önemli peki? Çünkü ılımlı ahlaki realizmleri dahil edersek tartışmaya, ahlaki realizmin doğalcılıkla bağdaştığını göstermek çok daha kolay. İddialı ya da böyle güçlü bağlayıcılığı vesaire içeren ahlaki realizmler söz konusu olduğunda, her şeyden önce doğalcılığın daha fazla bununla gerilim taşıdığını çoğu metaetikçi kabul ediyor. Buna doğalcı metaetikçiler de dahil. Ama bu realizmle doğalcılık arasında bir gerilim olduğunu göstermekle aynı şey değil. Ki realizmle bu güçlü, iddialı ahlaki realizmin bağdaştığını öne süren çok fazla metetikçi de vardır. Ama neticede burada bir gerilimin olduğu, çözülmesi gereken bir problemin olduğu doğalcıların sıklıkla kabul ettiği <laughs> bir şeydir. Bu yüzden hatta doğalcı filozoflar arasında sonuççuluk ve erdem etiği daha yaygındır. metetik dediğimiz şeyle, metetik dediğimiz alanla, işte ahlakın temelidir, metafizidir, epistemolojisidir bunlarla Normatif etik dediğimiz şey yani doğru eylem nedir, yanlış eylem nedir, iyi nedir, kötü nedir bununla ilgili teorimizi sunduğumuz alan arasında bir e, geçişkenlik vardır, bir geçişlilik vardır. Yani bunlar birbiriyle bağlantılı alanlardır. Mesela e, faydacıysanız eğer bir tür ahlaki realist, e, ahlaki naturalist doğalcı olma ihtimaliniz daha yüksektir. Çünkü faydacılıkta mesela klasik bir formunda refah artışı yaratan şeyler iyidir, refah azalışı yaratan şeyler kötüdür diyor. E bunlar doğal özellikler. Refah artışı da neden olabilmek dediğin şey, eylem eylemlerin sahip olduğu doğal bir nitelik. Dolayısıyla normatif etikle meta etik her zaman tamamen bağlantısız değildir. Bu benim kendi öne sürdüğüm teori değil bu arada. E, meta etikle normatif etik her zaman bağlantısız değildir. Bir insanın normatif etiği meta etiğini ve meta etiği, normatif etiğini belir, e, belirleyebilir veya en azından... E, ...seçeneklerini sınırlayabilir. Metaetikte belli görüşleri kabul eden birinin normatif etikteki seçenekleri. Normatif etikte belli bir görüşü kabul edenlerin metaetikteki görüşleri sınırlanabilir. Ilımlı ahlaki realizmlerin de doğalcılıkla bağdaşmadığını veya bunların realizm olmadıklarını öne sürmesi lazım. Enis Hoca'nın kısacası. Ama bunu yapmak oldukça zor. Ilımlı realizmlerin naturalizmle çeliştiğini, doğalcılıkla çeliştiğini savunmak oldukça zor. Realizm olmadıklarını iddia etmek de oldukça zor. Ki argümandaki şeye bakarsak, kullanılan reyazm tanımına bakarsak çok ılımlı bir tanım var sayılıyor demiştim zaten. Benim görüşüm şu, bu tartışmada bana kalırsa, Enis Hoca ahlaki reyazmdan değil de, minimal bir ahlaki reyazm tanımından özellikle değil de, ahlaki yükümlülükler ya da sorumluluklardan yola çıksaydı, tartışma çok daha kompakt olurdu ve savunulması daha kolay olurdu. Özellikle doğalcılıkla bağdaşmadığını göstermek, bu tarz özelliklerin, ee, yükümlülükler sorumluluklar e, yapmalı etmeli tarzı şeylerin daha kolaydır e, minimal bir ahlaki kıyasla. kıyasla. Ee, bir diğer temel kavram e, temel yasa kavramı diğer bütün doğru önermelerin çıkarılabildiği ve kendi başka bir yasadan çıkarılamayan yasa diyor yani çıkaramıyorsunuz başka bir önermeden ama siz temel yasalardan bütün diğer doğru önermeleri çıkarabiliyorsunuz Burada dolayısıyla bir evrende mantıksal mantıksal boşluklar yoktur iddiası da var. Yani temel yasalar listesi varsa bütün en ufak detaylara kadar doğru önermeleri biz temel yasalardan çıkarabiliyoruz demiş oluyorsunuz. Sorun şu ki teizmde bile temel yasalardan bütün doğru önermeleri çıkarabileceğimiz varsayımı tartışmalı bir varsayım. Neden? Ee, çünkü şu şu örneği ele alın. Tanrı hakkındaki bütün temel doğruları, bütün temel yasaları biliyoruz. Varsa diğer bütün temel yasaları biliyoruz. Buradan Tanrı'nın nasıl bir evren yaratacağını çıkarabilir miydik diye soralım. Pek çok teist şunu diyecektir. Tanrı'nın öz özgür iradesi vardır, istediği evreni yaratabilirdi. Ve dolayısıyla bunu da Tanrı'nın özelliklerinden çıkaramıyoruz. Çünkü özgür iradesi varsa temel e kendisiyle ilgili yasalardan çıkarabilseydik Tanrı'nın, Tanrı'nın tek bir evren yaratabilmesi gerekirdi. Bu da özgürlüğüyle çelişir. Bu yüzden temel yasalardan, Tanrı hakkındakilerden ve diğerlerinden, nasıl bir evren göreceğimizi çıkaramayız diyecektir pek çok teist. <laughs> Tanrı'nın <laughs> özgür iradesiyle gerilim taşıdığı için. Enis şu anda benim bildiğim kadarıyla teistik model realizmi savunduğu için çıkarım yapılabilirlik konusunda evet diyebilir. Yani Tanrı bütün var etmeye değer, iyiliğin kötülükten fazla olduğu evrenleri yaratmalıydı diye düşünüyor çünkü o şu anda. En azından benim bildiğim kadarıyla şu anda görüş o yönde. Dolayısıyla Tanrı'nın sıfatlarından yaratılmaya değer olan bütün de evrenleri yarattığına ulaşacaktır. En iyisi muhtemelen. Ama çoğu teist Tanrı'nın özgürlüğünü yaratıp yaratmama konusunda özgür olmadığını varsayıyor bu görüş mesela. Ee, böyle bir görüşün Tanrı'nın özgürlüğünü sınırladığını düşünüp reddedecektir. Mesela doğalcıları ele alalım. Doğalcılar bunu kabul ediyorlar mı? Hayır kabul etmiyorlar genellikle. Kafamda ilk sayıda saç teli var doğru önermesini Sadece temel yasalardan çıkarabileceğimizi çoğu doğalcı savunur muydu? Savunmazdı bana kalırsa. Böyle bir çıkarımı şu anda biz bilgisizliğimizden dolayı yapamıyoruzu bile değil. Prensipte böyle bir çıkarımın yapılabileceğini bile pek çoğu savunmazdı. Mesela determinizm yanlışsa eğer böyle çıkarımları yapamıyoruz. Evrenin nasıl bir yer olduğunu temel yasalar belirlemiyor. Ve determinizmi ee, kabul etmeyen bir doğalcı neden temel yasalardan bütün doğru önermelerin çıkarılabileceğini savunsun ki? Savunması gerekmiyor determinizmin doğru olması halinde bile savunmayabilir. Çünkü temel yasalar dediğimiz yasalardan e, bir şeylerin çıkarılabileceğini savunması gerekmiyor. Şöyle, bazı şeyler var ki tamamen şansa dayalı diyebilir bir doğalcı. Temel yasa değil, sadece şansa dayalı bir takım doğru önermeler de var. Ve bunlar olduğu için temel yasalardan biz her şeyi çıkaramıyoruz. Bazı şeyler şans eseri. Determinizm doğru olsa bile diyebilirler. Örneğin evrenin ilk durumunun nasıl bir durum olduğu temel bir yasa değildir. Belki diğer önermelerden çıkarılamadığı için ona temel yasa deseydik. O zaman determinizm doğru olsaydı çıkarabilirdik bütün doğru önermeleri. Yani evrenin ilk durumu şöyledir bir temel yasaysa başka şeylerden çıkarılamadığı için determinizm de doğruysa o zaman evet her şeyi prensipte çıkarabilirdik o yasalar setinden. Ama bunun ötesinde determinizm yanlışsa bütün doğru önermeleri temel yasalardan çıkarmamız mümkün olmazdı. Yani determinizm doğrudur gibi bir ek koşula da ihtiyaç duyuyor çıkarımın yapılabilmesi. Ee, kitabın giriş bölümünde bir diğer temel kavram iki tanesi var. Olgusal ve aksiyolojik önermeler ayrımı. Olgusal önermeler genellikle tasvir edici dediğimiz önermeler. Bir şey şöyledir diyen önermeler. Mesela elimdeki bardak kırmızı kırmızıdır, siyahtır vesaire gibi. Yani olanı gösteriyor. Olması gerekeni göstermiyor. Örneğin birine vurduğumda acı çeker, kütleler birbirlerini şu şu yasaya uygun bir şekilde çekerler gibi. Bunlar olumsal önermelerdir. Olanı tasvir ederler. Aksiyolojik önermeler konusunda Enis Hoca'nın tanımı biraz e, net değil. Birkaç tane farklı şeyi bir arada aksiyolojik önermeler kapsamına dahil ediyor. Ve şöyle söylüyor. Meli malı önermeleri, olmalı, etmeli, yapmalı tarzı önermeler. Bunlar aksiyolojik önermelerdir nelerin olması gerektiğini e, tasvir etmekle kalmıyorlar. Bir şeyin nasıl olması gerektiğini de söylüyorlar. Örneğin adam öldürmemeliyim, yardımlaşmak iyidir. Burada bir soru işareti var neden bahsedeceğimi, neden böyle yaptığımı söyleyeceğim. Cinayet işlemek yanlıştır gibi. Yani bunlar melimalı önermeleridir şu anlamda söylüyor. Aksiyolojik önermeler iyidir, yanlıştır tarzı önermeler, dirdir önermeleri dikkat ederseniz melimalı değil. Eniş Hoca'nın iddia göre Aksiyolojik e önermelerin ana özelliği meli malı şeklinde ifade edilebilir olmaları diyor. Yani biz iyidir de e yardımlaşmak iyidir eşittir yardımlaşmalıyız. Ya da cinayet işlemek yanlıştır eşittir cinayet işlememeliyiz gibi bir dönüştürmenin yapılabileceğini söylüyor. Bu noktayı aklınızda tutun. X iyidir önermesi X yapmalıyım şeklinde yeniden ifade edilebilir gibi bir iddiası var. Enis Hoca'nın. Eğer buradaki çıkarım mantıksal çıkarımsa şayet bu çıkarım yapılamıyor. Direkt olarak yapılamıyor. Yani böyle bir çıkarım yapmanız mümkün değil. Ek bir öncülünüz olmadığı sürece. Ki ahlak argümanının savuncuları genelde bunu ileride göreceğimiz üzere vurgularlar. Ve o yüzden bir ayrım yaparlar. Bu ayrıma da geleceğiz. Bu çıkarımın yapılabilmesi için ek bir öncüle ihtiyacımız var. Bu çıkarım direkt olarak yapılabilen bir şey değil. X eylemi iyi ise X eylemini yapmalıyız. Ek öncülü olmadan böyle bir çıkarım yapamıyoruz. Ve Melimalı'nın iyi cinsinden veya başka bir kavram cinsinden ileride göreceğiz neler olabileceğini. Bir analizini ya da teorisini öncüllere eklemediğimiz sürece, iyi eşittir şudur tarzı bir analiz eklemediğimiz sürece böyle bir çıkarım yapamıyoruz. Yani çıkarımın yapılabilirliğinden böyle önermelerin dönüştürülebilirliğinden bahsedebiliyorsak ve bunu katı anlamda bir mantıksal çıkarım olarak söylüyorsak ek bir öncüle ihtiyacımız var böyle bir çıkarım yapılamıyor. Enis Hoca'nın aksiyolojik önermeler konusundaki tanımı standardın dışında. Standart tanımda aksiyolojik önermeler ve deontik önermeler arasında bir ayrım yapıyoruz. Aksiyolojik önermeler değerle ilgili önermelerdir. İyidir, güzeldir, kötülür, çirkindir gibi önermeleri içerirler. Deontik önermeler ise meli, malı önermelerin yanı sıra sorumluluklar, haklar, doğruluk burada true olmak değil. Rightness, yanlışlık gibi kavramları içeren önermelerdirler değer önermeleri kısacası aksiyolojik olarak adlandırılıyor. Meli malı önermelerin yanı sıra sorumluluklar haklar, doğruluk, yanlışlık gibi kavramları içeren önermeler ise deontik önermeler olarak adlandırılıyorlar. Geleneksel tasnifte. Kitapta aksiyolojik özellikler, deontik özellikleri de kapsayan bir şekilde, hepsini kapsayan bir şekilde tanımlanıyor. Ama bu yanlış bir tanım. En azından standart dışı bir tanım ve işleri karışıklaştırıyor. Argümanı muğlaklaştırıyor. Eğer ki argüman iyi kötü ile ilgili, ilgili ise biz aksiyolojik argüman demeliyiz bu argümana. Eğer melimalı ile ilgili ise bu durumda argüman adı deontik argüman olmalı. Çünkü aksi takdirde kafamız karışıyor. Neden kafamızın karıştığını göstereceğim. Ama bir nedeni bunun tabii ki. Realizmin ılımlı versiyonlarının mesela değer realizmlerini ahlaki realizmden saymamasına yol açması olabilir. Ya da orada bir e, muğlaklığın olması olabilir. Burada kısacası argüman iyi kötü ile ilgili ise aksiyolojik argüman demeliyiz. melimalı ile ilgili ise de deontik argüman demeliyiz. Aksiyolojik argümanı ikisini de kapsayan bir şekilde tanımladığımızda kafa karıştırıcı oluyor. Temel normatif kavramın ne olduğu yönünde bir tartışma var. Meşhur bir tartışmadır bu metetikte. Özellikle değer teorisine value theory dediğimiz alanda. Burada old, melimalı dediğimiz şey var. Fit, oturma kavramı var. Reason kavramı var. Neden, gerekçe kavramı ve value değer kavramı var. Burada temel doğru pardon temel normatif kavramın ne olduğu konusunda neyi kabul ettiğiniz üzerinden pozisyonlarınız çok değişiyor. Mesela old melimalı kavramını temel normatif kavram olarak genelde doğalcılar pek sevmezler. Bu kavram biraz daha sıkıntı yaratan bir kavram derler. Fit reason ve value kavramlarını daha fazla tercih ederler doğalcı metetikçiler, değer teorisyenleri. Ve temel normatif kavram hangisi ise biz diğer kavramları bunun cinsinden analiz etmeye çalışırız. Örneğin value deyip e, diyen birini düşünün. Good dediğimiz, iyilik dediğimiz kavram üzerinden doğruluk, yanlışlık, işte yapmalı, etmeli, bu uygun davranıştır, uygun davranış değildir tarzı şeyleri iyi üzerinden analiz etmeye, kötü üzerinden analiz etmeye çalışırlar böyle bir durumda. Veya tam tersinde tersine meli malı cinsinden iyiliği analiz etmeye çalışırlar. Mesela iyinin meli malı cinsinden bir analizi iyi olan şey bizim arzu etmemiz etmeli olduğumuz şey arzu etmemiz gereken şeydir tarzı bir analiz sunarlar mesela. Arzu etmemizi hak eden şeydir tarzı bir analiz sunarlar. Meli malıya başvuranlar temel kavram olarak. Hangisi temel kavramsa şayet onun üzerinden analiz yaptığımızda bizim meta etiğimiz de çok ciddi bir yönde değişir. Burada acaba Enis Hoca'nın e, tasavvurunda temel normatif kavramın ne olduğu ile ilgili bir varsayım var mı? Ben şahsen bunu bilmiyorum. E, ama sanki oltu varsayıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü meli malı alametidir normatifliğin ya da ahlaken, e, ahlaki önermelerin, aksiyolojik önermelerin gibi bir varsayım var sanki. Ama eğer oltu değilse temel normatif kavram çarşı karışıyor. Kavramlar net bir şekilde tanımlanmıyor ve literatürdeki literatürde olmayan standart dışı tanımlar kullanılıyor. Ayrımlar net bir şekilde yapılamıyor. Dolayısıyla burada e, tartışma ciddi bir şekilde kafa karıştırıcı oluyor. Olgusal aksiyolojik ayrımına dair bir diğer önemli iddia var. Buradaki önemli önemli iddiayı ikinci bölümde çok daha detaylı bir şekilde tartışacağım. E, ki bence bu önemli iddia Enis Hoca'nın ana arka plan sezgisi doğalca ahlaki realizmin doğru olamayacağı yönündeki. Bunu da ileride değerlendirip argümanı daha gelişmiş bir versiyonu bu sezgiden yola çıkarak öne sürmeye çalışacağım. Ama iddia şu. Nesneleri var olmasaydı da aksiyolojik önermeler doğru olurlar diyor. Örnek olarak şu tarz örnekler veriyor. İşte tecavüz kötüdür önermesinin doğru olması, tecavüz eylemi hatta evren dahi var olmasa böyledir. Öte yandan buzdolabında süt vardır önermesi. Ancak buzdolabında gerçekten bir süt varsa doğrudur. Dolayısıyla tecavüz kötüdür önermesinin nesneleri olmadan da doğru olabileceğini ama standart olgusal önermelerde böyle bir durumun olmadığını söylüyor. Ancak bu sadece aksiyolojik önermelerin bir özelliği değil. Yani burada aksiyolojik özelliklerle aksiyolojik önermelerle düzelteyim. Olgusal önermeleri ayırt etmek için kullanabileceğimiz bir kriter söz konusu değil. Çünkü elektronlar yok olsalardı mesela bir şey elektronsa negatif yüklüdür önermesi doğru olacaktır pek çok görüşe göre. Ya da su yok olsaydı, su diye bir şey olmasaydı nesnesi ortadan kalksaydı bu önermenin bir şey suysa H2 önermeleri hala doğru olurdu. En azından bizim normalde düşündüğümüz şey budur. Hipotetik zorunluluklar dediğim şey. Yani x varsa şöyledir tarzı zorunlu doğrular ve zorunlu karşı olgusallar aynı şekilde. Yani karşı olgusal dediğimizde olgulara ters bir ilk öncü ilk unsur var argümanın. İşte bu bardak diyelim ki ben bunu yere atsaydım düşerdi. Yere atmadım düşmedi. Ama yere atsaydım düşecekti önermesi hala doğrudur. Tarzı önermelerdir bunlar. Bu tarz önermeler söz konusu olduğunda e, önermenin nesnesi olan şey var olmasa bile doğru olduklarını sıklıkla kabul ederiz. Fizik yasaları böyle olsaydı dünya şöyle bir yer olurdu tarzı önermeleri düşün Böyle bir evren olmasa bile böyle böyle önermeler doğru olabilirlerdi. Dolayısıyla e, bu önermeler aksiyolojik ya da değerle ilgili normatif vesaire vesaire önermeler olmadıkları için... Nesneleri var olmadan da doğru olabilmek sadece aksiyolojik önermelerin bir özelliği değildir. Ahlaki doğalcılar genellikle zorunlu ahlaki doğruların bu tür önermeler olduklarını öne sürüyorlar. Yani bir tür karşı olgusal ya da hipotetik zorunluluktan bahsediyorlar genelde. Dolayısıyla nesneleri ortadan kalktığında doğalcılığın bahsettiği türden ahlaki doğruların ortadan kalktığını reddederler genellikle. Yani tecavüz eylemi olmasaydı dahi tecavüz yanlış olurdu. Neden? Çünkü bu eylem olsaydı şu 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 doğal özellikleri gösterirdi. Bu da yanlış olduğunu anlamına gelirdi ya da yanlışlık demektir. Ya da yanlışlık özelliğiyle şu doğal özellik özdeş olduğu için böyledir gibi şeyler söyleyeceklerdi. Ee, tıpkı şey gibi tek boynuzlu atlar yok diyelim ki ki yok zaten. Ama tek boynuzlu atlar var olsaydı tek boynuzlu olurlardı. Bu önerme zorunlu bir doğru olsa dahi e, nesnesi var olmadan doğru olabilen bir önerme. Dolayısıyla e, nesnesi var olmadan doğru olabilmek sadece aksiyolojik önermelerin bir özelliği değil. Olgusal önermelerle aksiyolojik önermeleri bu kriterle birbirlerinden ayırt edemiyoruz. Aksiyolojik ve deontik ayrımı neden önemli peki? Yani bu ayrımı yapmamış olması Enis Hoca'nın nasıl bir sıkıntı yaratıyor? Çünkü bir kere aksiyolojik özelliklerin de deontik özelliklere göre doğalcı teoriler açısından daha az problem çıkardıkları sıklıkla kabul edilir. Doğalcılar tarafından da doğalcılığın eleştirmenleri tarafından da. İyi olmak bir şeyin mesela iyilik özelliğine sahip olması demek. Bu önermenin yapısı olgusal önermelerle aynı. Yani bazı ya da bütün xler a'dır demiş oluyorsunuz. Olanı söylüyorsunuz. İyilik özelliğine sahiptir dediğinizde olması gerekenin ötesinde olanı söylemiş oluyorsunuz. Önermenin yapısı itibariyle. Bu yüzden teistik, metaetik teorilerin savuncuları ilahi buyruk teorisi gibi genellikle aksiyolojik özelliklerden değil, bunlar daha az problematik çünkü deontik özelliklerden yola çıkıyorlar. Robert Adams gibi. Ve onlar da şunu söylüyorlar sonrasında. Bakın arkadaşlar deontik özelliklerin şöyle şöyle özellikleri vardır. Deontik önermelerin şöyle şöyle özellikleri vardır. Dolayısıyla teizminde şu 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 bir unsuru vardır. Bu unsur teizmin deontik özellikleri daha iyi açıklamasını sağlar tarzı bir ekstra teori sunarlar genellikle. Ya da ekstra bir argüman sunarlar. Bu yüzden teistik metetik teorilerinin savunucuları genelde aksiyolojik özelliklerden değil deontik özelliklerden yola çıkarlar. Deskriptif ve normatif ayrımını yapsaydı bence olgusal ve aksiyolojik ayrımından daha iyi olurdu. Çünkü iyi kötü gibi şeyler hala normatifler. Deskriptif olması anlamında mesela doğal olguların hepsi deskriptiftir. Hiçbir normatif değildir tarzı bir olgulardan yola çıkan ve deskriptif normatif ayrımından yola çıkan bir argüman. Bana kalırsa daha güçlü olurdu ki bu da just two different sezgisi dediğimiz. E, ahlaki nitelikler doğal niteliklerden çok farklı türden şeylerdir. E, sezgisine yaklaşan bir argüman olurdu. Ve bu sezginin savunması çok zordur, meşhur bir şeydir sav zor olduğu. Yani o sezgiyi sistematik bir hale getirmek, bir argümana dönüştürmek oldukça zordur. Eğer temel normatif kavram değerse ve diğerleri değer açısından anlaşılıyorsa doğalca açısından işler daha kolay. Bana kalırsa doğalca açısından işlerin en zorlaştığı oğut kavramı, melimalının temel kavram olması. Onun dışındaki bütün tasavvurlar hemen hemen doğalcılıkla çok daha kolay bir şekilde bağdaşıyorlar. Ee, ve değer açısından realizm, iyi kötü gibi şeyler açısından realizm çok daha az problemli. Dolayısıyla temel normatif kavram değerse şayet ve değer naturalizmde problemi, problematik değilse, doğalcılıkta problematik değilse, biz melimalı türü şeyleri de değer cinsinden analiz edip çok kolay bir şekilde işi çözebiliriz açıkçası. Ee, temel normatif kavramının melimalı olduğu tasavvurlar bir tık daha e Naturalizme karşı, e, naturalizme karşı imalara sahipler diyebiliriz. Şimdi bu konudaki tartışmamı kısaca özet geçecek olursam, ahlaki realizmin tanımına yaptığım itirazlar vardı, bununla ilgili bir tartışmam vardı. Şöyle, realizm ontolojik bir tez olduğundan önermelerin doğruluğuyla ilgili değil, önermelerden en az birinin doğru olması gerektiği sonucunu ortaya çıkarsa da. E, Aynı zamanda ek bazı iddiaları var. Tavır bağımsızlık, zihinden bağımsızlık gibi. Bazı inşacı görüşler objektif doğru ahlaki önermeleri kabul edip reddediyorlar. Dolayısıyla inşacı görüşlere bakacak olursak nesnel ahlaki doğruların olması realizm için yeterli değil. Eğer en az bir yanlış ahlaki önerme varsa ahlaki realizm için de bu yeterliyse hata teorisi gibi teorilerin realist olduğu sonucuna varmamız gerekiyor. En az bir doğru önerme olmalıdır tarzı bir tanım daha iyi olurdu. O yüzden Argümanda kullanılan ahlaki realizm tanımı ılımlı realizm, yani en az bir ahlaki e, önermenin doğru ya da yanlış olması tarzı bir ılımlı realizm. Ama tartışmada ılımlı olmayan realizmlerin iddiaları realizmin tanımına ya da içine dahil ediliyor bir şekilde. Ve ılımlı realizmleri dahil edersek tartışmaya e, doğalcılıkla ahlaki realizm arasında bir çelişki gerilim vesaire olduğunu iddia etmek çok daha zor çünkü ılımlı realizmler doğalcılıkla çok daha kolay bir şekilde bağdaşa biliyorlar. Temel yasa kavramıyla ilgili olarak temel yasalardan bütün doğru önermelerin çıkarılabileceği tezi teizm içinde doğalcılık içinde gerekli değil. Yani teizmde bile Tanrı şu şu tarz bir evreni yaratırdı tarzı bir doğrunun Tanrı ile ilgili ve diğer bütün temel yasalardan çıkarılabilmesi gerekmiyor. Temel olmayı başka önermelerden çıkarılamamak şeklinde anlarsak, çıkarım yapılamaması halinde kafamda x sayıda saç teli var. Doğru önermesinin temel yasa olması gerekiyor. Ve bu bana kalırsa makul bir temel yasa tanımı olmayacaktır. Ve temel yasa olmanın alternatif bir tanımı var dolayısıyla ve bu tanımı ileride göreceğiz. Bu tanım üzerinden yola çıksaydık, bu tanımdan yola çıksaydık daha şık olurdu. Olgusal ve aksiyolojik önermeler tartışması ile ilgili olarak aksiyolojik ve deontik önermeler ayrımı yapılmıyor. Ve standart tanıma göre aksiyolojik önermelerden deontik önermelerin çıkarılabileceğini öne sürüyor. Ee, gördüğüm kadarıyla ve bu çıkarım yapılamıyor. Deontik önermelerin aksiyolojik önermeler cinsinden bir analize öncül olarak dahil edilmediği sürece temel normatif kavramın out olduğu veya value olduğu varsayılıyor. Olabilir ama tartışma bu konuda net değil. Bana kalırsa sanki e, ought e, daha şey ya da temel kavram konusunda bir varsayım yok da hepsi bunların out'a dönüştürülebiliyor tarzı bir iddiası var. Melimalıya dönüştürülebiliyor gibi bir iddiası var. Ve bu da e, eğer ki mantıksal çıkarım anlamında düşünüyorsak eee direkt dönüştürmenin yapılabileceği hiç bariz değil. Nesneleri var olmasaydı da aksiyolojik önermeler doğru olabilirler kriteri. Problemli bir kriter ve aksiyolojik olmamak anlamında olgusal olan önermelerde bu türden önermeler olabiliyorlar. İşte su H2O'dur gibi e, ve su olmasaydı da su h odur önermesi bütün mümkün dünyalarda doğru olabilir. Bunu bir katı belirleyici olarak e, tanımlıyorsak dil felsefesinde Kripke okuyun arkadaşlar. Argümanın formülasyonuna gelelim. Ama öncesinde bir kaç dakika olmuş hemen onu bir kontrol edeyim. 40 dakika olmuş. O zaman ben bir videoyu durdurayım, mola vereyim sonrasında da devam edeyim. Evet devam ediyoruz. Argümanın formülasyonu ile. Şimdi 5 tane öncül var, bir tane ara sonuç var, bir de sonucumuz var. Birinci öncül <laughs> ne söylüyor? Birinci öncül Nesnel aksiyolojik önermeler varsa bu önermeler, önermeler ya temel yasalardır ya da temel yasalardan çıkarsanabilirler diyor. Ve burada üçüncü halin imkansızlığı mantık yasasına başvuruyor. Bir önerme ya P'dir ya P'nin değildir. Arada bir şey yoktur. Arada bir alternatif yoktur. P ya da P'nin değili doğru olmak zorunda diyen yasa bu. İkinci öncül, eğer Tanrı yoksa temel yasalar doğa yasalarından ibarettir. Öncülü, buradaki öncülde doğalcılık tezinin ...tanımına başvuruyor ya da doğalcılık tezinin bir sonucuna başvuruyor. Belki bu noktada açık değil. Üçüncü öncül, bütün doğa yasaları olgusaldır. Yani doğa yasaları, aksiyolojik yasalar değillerdir öncülü. E, dördüncü öncül, olgusal önermelerden aksiyolojik önermelerini çıkar sanamadığı öncülü. E, bu da Hume yasası denilen yasaya tekabül ediyor. Bu da mantıkta bir e, belli türden önermelerin belli türden önermelerden çıkar sanamayacağı yönünde bir e, yasa. Bu... E, gerektirme bariyerleri denilen şeyler var. Ve X türü önermelerden Y türü önermeler çıkar sanamaz tarzı bir e, genel tezler ailesi var. Şu tarz önermelerden şunlar çıkarılamaz tarzı. Ara sonuç olarak da dolayısıyla eğer Tanrı yoksa nesnel aksiyolojik önermeler yoktur sonucuna ulaşıyor. 1, 2, 3, 4'ten çıkan mantıksal sonuç. Ara sonucumuz dolayısıyla eğer tanrı yoksa nesnel aksiyolojik önermeler yoktur diyordu. Beşinci öncül ise en az bir tane nesnel aksiyolojik önerme vardır. Öncülü buradaki öncülde ahlaki realizminin tanımı bu şekilde yapılıyor argümanda ve bu tanıma yapılan itirazları söylemiştim. Sonucumuzsa tanrı vardır. Peki hangi öncüllere itiraz edebiliriz? Bu öncülleri reddetmek e, nasıl mümkün olabilir? Artı reddetmenin ötesinde bir öncülle itirazda bulunmanızın bir diğer yolu, öncülün dayandığı kavramsal çerçeveyi kabul etmemenizdir. Bunun nasıl yapılabileceği konusunda daha ileride detay vereceğim. Ama öncülün yanlış olduğunu söylemeniz için öncülün doğru bir çerçevede çerçevede dile getirilmiş olması da gerekiyor. Mesela örnek vereyim, bütün doğa yasaları olgusaldır, öncülünü öyle bir arka planla ifade ediyorsunuz ki, Doğalcı bir ahlaki realist oradaki tanımları kabul ederek aksiyolojik doğa yasaları vardır diyebiliyor mesela. Yani normalde kabul etmediği bir tez ama oradaki kavramsal çerçeveye ve oradan çıkan sonuçlara bakarsanız doğa yasalarının tanımına aykırı bir şey değil aksiyolojik olması diyebiliyor. Ya da e, örneğin e, en az bir tane nesnel aksiyolojik önerme vardır diyen e, şeyi ele alalım. Realist olmayan bir inşacı olan biri diyecek ki evet bu doğru ama ahlaki realizm yanlış. Yani ben bu beşinci öncülü reddetmiyorum aslında ama öncülün dayandığı tanımı reddediyorum diyebilir inşacı mesela burada. Yani dolayısıyla bir öncüle itiraz etmemizin tek yolu öncülü reddetmek, öncülüğün yanlış olduğunu göstermek, öncülüğün muhtemel olmadığını göstermek değil. Aynı zamanda öncülün yanlış bir kavramsal çerçeveyi varsaydığı üzerinden varsayımlarına da eleştiri getirebiliyoruz. Arka plan varsayımlarına da tanımlarına da eleştiri getirebiliyoruz. Birinci öncülüğe başlayalım. Birinci öncülüğün savunusu principle of bivalence dediğimiz yani e, bir önermeye ya doğrudur ya yanlıştır diyen görüşe dayanıyor, ilkeye dayanıyor. Üçüncü halin imkansızlığı, law of excluded middle vesaire dediğimiz şey ya P ya da P'nin değili doğru olmalı diyor. Bir şey ya vardır ya yoktur. Bir şey ya tamamen sarıdır ya da tamamen sarı değildir gibi önermeler doğru olmak zorunda. Üçüncü halin imkansızlığı yasası yüzünden İlk öncül tartışılmaz bir şekilde doğru olmalı. Yani bir önermeye temel yasadır. Temel yasanın tanımına göre ya da temel yasalardan çıkartılabiliyor olmalıdır. Zira bir önerme temel yasalardan çıkartılamıyorsa denilen üzere temel yasanın tanımından dolayı temel yasa olur. Ama diyelim ki temel yasanın tanımını reddettik. Temel yasa bu öncüldeki gibi bir şey değil dedik. Böyle bir durumda... E birinci öncülü reddedebilirsiniz temel yasa tanımına itiraz ettiğiniz için bu bu tarz tanımlanmış bir temel yasa benim temel yasa tanımım değil makul bir temel yasa tanımı değil diyebilirsiniz ki bunu nasıl yapılabileceğini açacağım bir kere bu üçüncü hal imkansızlığı yasası principle of bivalence dediğimiz şey tartışmalı ama burada benim tartışmaya açmam gerekmiyor burada daha temel bir sıkıntı var varsayım başarısızlığı denilen bir durum var presupposition failure diye Nasıl yani? Bu durum kabaca bir öncül diyelim ki ifade ettik. O öncül için üçüncü halin imkansızlığını kullandık. Ama sorun şu ki birinden biri bu alternatiflerin doğru olmak zorunda değil. Varsayım başarısızlığı dediğimiz durum olduğunda iki alternatifin de yanlış olması mümkün. P ve P'nin değilinin de yanlış olması mümkün. Çünkü orada aslında farklı bir mantıksal form var öncülde. Veyahut doğruluk değeri belirsiz olabilir. O, o söz konusu önermenin. Üçüncü halin imkansızlığı yasası, kısacası varsayımın başarısızlığı söz konusu olduğunda işlemeye biliyor. Örneğin şu önermeyi düşünelim. Karını dövmeyi ne zaman bıraktın? Bıraktım desem, karımı dövüyordum demek ki bırakmışım. Bırakmadım desem, karımı dövmeye devam ediyorum demek. Arka plan varsayımı bu. Karımı dövüyordum, bıraktım mı, bırakmadım mı? İki önermede yanlış aslında. Karımı dövmeyi, dövdüğüm varsayımını varsayıyorsak, bu varsayım arka planda hem P'de hem P'nin değilinde yok varsa iki alternatif de yanlış. P'de yanlış, karımı dövüyordum ve bıraktım da yanlış, karımı dövüyordum ve bırakmadım da yanlış. Dolayısıyla arka plan varsayımları söz konusu olduğunda varsayımlardan arka plan varsayımı yanlışsa şayet P'de yanlış olabilir, P'nin değil de yanlış olabilir. Çünkü orada sadece P ve P'nin değil demiyorsunuz. Ee, atıyorum P ve Q ise e, R veya R'nin değili diyorsunuz. Yani orada bir koşullu önerme var aslında. Sadece PVP'nin değil yok. <laughs> ya da başka bir önermeyi ele alalım. Bu da çok meşhur bir örnektir. Fransa'nın şu anki kralı keldir önermesini düşünelim. Ve bunun değil olan Fransa'nın şu anki kralı kel değildir önermesini düşünelim. Bu önermeler şayet Fransa'nın şu anda bir kralı olduğunu varsayıyorsa İkisi de yanlıştır ya da bu önermelerin doğruluk değeri belirsizdir, doğruluk değeri yoktur. Varsayım başarısızlığından dolayı. Bu varsayım başarısızlığı konusunda doğru teorinin doğru açıklamanın ne olduğu tartışmalı bir şey. Ben burada bunun, e, bu, bunun hakkındaki doğru görüşün ne olduğu hakkında bir şey söylemeyeceğim. Ama sadece şunu söyleyebilirim: e, üçüncü halin imkansızlığından yola çıkarak varsayım başarısızlığı durumunda e, ee, varsayım başarısızlığı durumu söz konusu olduğunda hem P'yi hem de P'nin değilini reddedebildiğimiz durumlar ortaya çıkıyor. Çünkü bu önermeler aslında sadece P ve P'nin değili demiyor. Belli bir arka plan koşullarının ardından P ve P'nin değil diyor. Arka plan koşulları yanlışsa ikisi de yanlış oluyor söz konusu önermelerin. Neye benzediğini bu argüman için söyleyeceğim. Şimdi ilk öncül bize şunları söylüyordu. Bütün doğru önermeler temel yasalardan çıkarılabiliyor. Ve temel yasalarla doğru önermeler arasında bulunan ilişki bir çıkarsınabilme veya mantıksal gerektirme ilişkisi diyor. Yani diyor ki belli bir temel doğru önermeler seti var. Bunlar temel yasalar. Başka yasalardan çıkarsanamıyorlar. Diğer yasalarla, diğer önermelerle aralarındaki ilişki de mantıksal bir ilişki. Birini diğerinden çıkarsayabiliyorsun. Mantıksal ispat benzeri bir ilişki söz konusu. Yani mantıksal sonucu bütün doğru önermeler. Temel yasaların, temel önermelerin deniyor. Dolayısıyla iki tane arka plan varsayımımız var. Bütün doğru önermeler temel yasalardan çıkarılabiliyor ve temel yasalarla doğru önermeler arasında bulunan ilişki de çıkarsana bilme ya da mantıksal gerektirme ilişkisi. Öncülün mantıksal formu dolayısıyla P veya P'nin değili değil. Şu P ve Q arka plan varsayımları doğruysa R veya R'nin değili doğru olmalı şeklinde. Burada dolayısıyla sadece üçüncü halin imkansızlığından yola çıkarak ilk öncülü savunamıyoruz. Ateist için burada iki seçenek var. Bu iki varsayımı doğru kabul edebilir veya bu varsayımlardan en az bir tanesini reddedebilir. Önceki tartışmamda ilk varsayımı reddetmek için bir takım nedenler sundum. Yani bu bütün doğru önermelerin temel yasalardan, temel diğerlerinden çıkarsanamayan önermelerden çıkarsanabileceği yönündeki teze karşı argümanlarımı sundum. Determinizm yanlışsa böyle bir şey naturalizmde de yanlış oluyor. Tanrı özgür iradeye sahipse ve bütün mümkün dünyaları yaratması gerekmiyorsa bu türden bir varsayımı teistin de reddetmesi gerekiyor demiştim. İkinci varsayımı reddeden biri ne söyleyebilir? Temel olmanın çeşitli ilişkilerle temel yasalara ya da doğrulara bağlanamamak anlamına geldiğini söyleyebilir. Yani Aradaki ilişki temel önermelerle temel olmayan önermeler arasındaki ilişki çıkarım olmak zorunda değil. Ne olabilir mesela? Olasılık arttırma ilişkisi olabilir. Temel yasalar dediğimiz şeyler hesaba katıldığında bir şeyin kesin olduğunu söyleyemesek bile, doğru önermeleri kesin olarak çıkarsayamasak bile bu temel önermeler diğer önermenin doğru olma ihtimalini arttırıyor diyebiliriz. Bu temel önermeler diğerini kesin kılmasa da açıklıyor diyebiliriz. Bu temel önermeler grounding sağlıyor ya da metafiziksel bir temel olma açıklama ilişkisine giriyor. Diğer önermelerle diyebiliriz. Üst gelim söz konusu olabilir diyebiliriz. Yani temel olan şeyler metafiziksel anlamda temel. Diğerleri de buna dayanıyorlar bir şekilde diyebiliriz. Ama burada mantıksal bir çıkarsama, çıkarsanabilirlik olmayabilir. Oluşturma ilişkisi dediğim şey olabilir. Heykelle kil kütlesini düşünelim mesela. Heykel kil kütlesi tarafından oluşturuluyor. Burada bir oluşturma ilişkisi söz konusu ve heykelle kil arasındaki ilişki bir çıkarım ilişkisi değil dikkat ederseniz. Özdeşlik ilişkisi olabilir. Özdeşlik ilişkisinde mesela arka planda bir varsayım eklemeniz gerekiyor. Şu şununla özdeştir gibi bir varsayım eklemeden o temel yasaları birbirine bağlayamıyorsunuz. Yani mantıksal çıkarım yapamıyorsunuz. Mesela su H2O'dur önermesini düşünelim. Sudan H2O'yu çıkaramazsınız. Eğer ki su H2O'dur öncülüğünü eklemezseniz o çıkarıma. Dolayısıyla aradaki ilişki bir özdeşlik ilişkisi de olabilir. Gerçeklenme ilişkisi dediğimiz şey var. Örneğin burada indirgemecilik karşıtı olan fizikalistlerde şöyle bir şey vardır. Evet belli bir fiziksel özelliğe biz atıyorum ekonomiyi, enflasyonu vesaire indirgeyemiyoruz. Ama fiziksel bir dünya, fiziksel bir e, özellikler kümesi bir şekilde bu enflasyon dediğimiz şeyi e, örnekliyor diyebilirler. Ya da zihin için benzerlerini söyleyebiliyorlar. Beyin bilinci örnekleyen pardon gerçekleyen şey. Hani bilinç yazılımını belki yazılım biraz doğru bir benzetme değil ama çalıştıran şey gibi söyleyebilirler. Yani dolayısıyla burada temel yasalarla temel olmayanlar arasındaki ilişki illaki çıkar sanabilme ilişkisi olmak durumunda değil. Başka türden ilişkiler olduğunu ve temelliği bu şekilde tanımlamamız gerektiğini, bu tarz bir ilişkinin dahi olmaması şeklinde tanımlamamız gerektiğini iddia edebilir. Doğalcı da başka biri de. Ateist arka plan varsayımlarını kabul ederse şayet ilk öncül doğru olmalı. Çünkü o zaman üçüncü halin imkansızlığı yasası çalışıyor böyle bir durumda. Bu durumda doğalcı ahlaki realizm doğruysa şayet bazı aksiyolojik önermeler diğer önermelerden çıkar için temeldir demesi gerekiyor. Yani bir nevi temel yasalar arasında aksiyolojik yasalar vardır da demesi gerekiyor doğalcının. Ee, ama burada söylediği şeyin hiçbir problemi çıkmayacak. Neden olduğunu söyleyeceğim. E, ileride doğalcılığın argümandaki tanımına da daha sonra bakacağım ki o tanım da çok sıkıntılı bir tanım. Buna bakacağız ileride. Şimdi e, bu durumda nasıl önermeler temel olurdu? Yani e, doğalcı diyelim ki ilk varsayımları kabul etti, tanımları kabul etti. E, aksiyolojik temel yasalar neye benzerdi? Şuna benzerdi doğalcı için. Bu temel yasalar ya da önermeler aksiyolojik olanlar, aksiyolojikseler şayet. E, Aksiyolojik önermeler ve doğruları, doğal önermeler ve doğruları yukarıdaki gibi ilişkilerle oluşturmadır, e, grounding'dir, vesairedir. Bu tarz ilişkilerle bağlayan köprü önermeler olmak durumundalar. Atıyorum özdeşlik gibi bir şey olabilir. İyi eşittir şu doğal özellik kümesi ya da iyi eşittir şu doğal özellik e, ya da yanlışlık eşittir şu doğal özellik gibi bir takım e, köprü önermelere başvurması gerekiyor. Ve bu köprü önermeler, temel önermeler olacaklar çünkü başka önermelerden çıkarılamıyor olacaklar. Ve böyle köprü önermeleri bütün doğalcı realizmler kabul ediyor. Yani bütün doğalcı realizmler bu tarz köprü önermeleri varsayıyorlar, öne sürüyorlar, savunuyorlar. Örnek olarak iyilik özelliği X doğal özelliğine özdeştir. İyilik özelliği doğal şeyler tarafından gerçeklenen ama belli bir doğal özelliğe indirgeyemediğimiz Sağlık benzeri, enflasyon benzeri doğal bir özelliktir. Yani bizim indirgeyemiyor olmamız, şu özelliğe özdeştir diyemiyor olmamız o şeyin doğal bir özellik olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Araba olmakla özdeş olan tek bir doğal özellik sunamamamız gibi diyorlar. Bu görüş yanlış olabilir. Bu görüşe itirazlarınız olabilir. Ama burada şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, çıkarım ilişkisinin yapılamamasını doğal Temel yasalarla, doğal temel önermelerle ki doğalcılığın bu tanımı çok sıkıntılı ona da değineceğim dediğim gibi. Çıkarım ilişkisinin olmaması metafiziksel herhangi bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmiyor doğal şeylerle aksiyolojik şeyler arasında. Dolayısıyla burada aradaki ilişki çıkarım olmalı tarzı bir varsayım olduğu için Enis Hoca'nın çok dar kapsamlı ve realizmin işini gereksiz yere zorlaştıran, Hemen hemen hiçbir metetikçinin kabul etmediği bir yerden yaklaşıyor konuya. Yani doğalcı realizmler için bazı ekstra, nasıl diyeyim, hemen hemen hiçbir metetikçinin kabul etmediği bir doğalcılık eleştirisi var Enis Hoca'nın. Ki Hume yasasının tartışılmasında bunun neden böyle söylediğimi açacağım. Ama sadece özetle şunu söyleyeyim. Doğalcı realizmlere karşı Hume yasasından yola çıkan itiraz, muhtemelen 50 yıl civarıdır evrensel bir şekilde konsensus görüş olarak başarısız kabul ediliyor. Bunun nedenlerine de değineceğim. Yani sadece burada bırakmayacağım. Filozoflar böyle söylüyor demek ki argüman başarısız diyerek bırakmayacağım. Neyi kastettiğimi açacağım. Şimdi kısacası köprü önermeler eğer ki argümanın arka plan varsayımını, birinci öncülün arka plan varsayımlarını kabul ediyorsak diğer önermelerden çıkarsanamıyor olabilirler ne tanımları kabul etmemiz halinde temel önermeler ya da yasalar olmalarıyla doğalcı realizm arasında hiçbir e, gerilim, çelişki vesaire yok. Ateist öncülün iki varsayımından birini veya ikisini birden reddederse durum nedir? Burada şu söylenir. Temel yasalardan, önermelerden çıkarılamayan bütün yasalar temel olmayacaktır bu durumda. Yani Çıkarsana bilmenin ötesindeki ilişkilerle temel yasalara bağlanabilen şeyler temel olmayacak çünkü. Örneğin kafamda x sayıda saç teli var önermesini temel yasalardan, önermelerden çıkar sayamasam bile bu önermeler temel yasalar, önermelerle diğer ilişkiler açısından bağlantılı oldukları için temel olmayacaklar. Diyecek mesela naturalist burada. Nasıl yani? Örneğin benim saçımdaki tel sayısı, kafamdaki saç teli sayısını ben evrenin fizik yasaları, arka plan koşulları, benim kişisel tarihimle ilgili doğal gerçekler vesaireye nedensel olarak bağlayabiliyor olabilirim. Ve nedensel olarak bağlayabiliyor olmakla beraber nedensellik mantıksal bir ilişki olmadığı için e, bu saç terimle ilgili doğrunun temel bir doğru olmadığını söyleyeceğim. Nedensellik de metafiziksel bir ilişki ve ona mantıksal olanın ötesinde bir bağlantı kurmamız gerekiyor. E, burada mantıksalın ötesinde bir bağlantının olduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla nedensellik ilişkisiyle diğer şeylere bağlayabildiğim için saçımdaki, kafamdaki saç teli sayısı temel bir yasa, temel bir önerme olmayacak diyebilirsiniz. Temelli metafiziksel anlamda tanımlamak yani çıkarsana biliyor olmamakla değil ontolojik metafiziksel bir şekilde tanımlıyor olmak daha uygun düşüyor diyecektir. Arka plan varsayımlarını reddeden bir ateist ya da naturalist ya da doğalcı. Argümanın yasalar doğrular önermeler şeklinde değil. Ontolojik e, terimlerle. Yani bunlar şu türden olgulardır. Bunlar şu eee aksiyolojik önermeler. Şu türden aksiyolojik olgular. Şu türden olgulardır. E, doğal olgular şu türden olgulardır. Bu bu olamaz. Bunlar birbirine özdeş olamaz. Birbirleriyle herhangi bir açıklayıcı ilişkiyle bağlanamaz tarz bir argüman sunmamız gerekirdi. Çünkü bu şekilde çok kafa karıştırıcı. Ama neden temel yasalar önermeler şeklinde bir terminolojiye ihtiyaç duyuluyor. Bunun nedeninden ileride bahsedeceğim. Ama kabaca argüman hüm yasasına başvurduğu için önermelere başvurmayan bir tanımla formüle edemiyorsunuz. Dolayısıyla ahlaki rejimi doğalcılığı da, temel yasayı da önermeler, doğrular cinsinden formüle etmeniz gerekiyor ki hüm yasasını naturalizme, doğalcılığa karşı kullanabilirsiniz. Argüman aksi takdirde formüle edilemiyor direkt zaten. Şimdi neden bu şekilde kafa karıştırıcı? Çünkü hiçbir doğalcı realizm biçimi, analitik doğalcılar hariç ki analitik ya da kavramsal doğalcılıklar hemen hemen hiçbir doğalcı tarafından şu anda kabul edilmemektedir. Hiçbir doğalcı realizm biçimi doğa yasalarıyla ahlaki doğrular arasındaki ilişkinin mantıksal gerektirme olduğunu iddia etmez. Hatta analitik doğalcılar bile mantıksal gerektirme olduğunu iddia etmeyeceklerdir. Çünkü orada mantıksal gerektirme ilişkisine girebilen şey olgular değil, e, kavramlar olacak. Doğal kavramlarla e, ahlaki normatif kavramlar arasında bir mantıksal gerektirme ilişkisi olduğunu söyleyeceklerdir. Ama doğal olgularla aksiyolojik olgular arasında bir mantıksal gerektirme ilişkisi olamaz. Çünkü olgular arasında bir mantıksal gerektirme ilişkisi olamaz. Devam edelim. İkinci öncülün savunusu. Bütün temel yasalar doğa yasalarıdır diyor doğalcılık tanımı olarak ikinci öncül doğalcılık tezidir ve hemen hemen bütün ateistler doğru kabul eder şeklinde de ekliyor Enis Hoca. Şimdi açıkçası doğalcılık tezi bu değil. Yani tanımı ilk defa Enis Hoca'da bu şekilde gördüm. Ne, neden doğalcılık tezi bu değil? Çünkü ontolojik ya da metafiziksel doğalcılık dediğimiz görüş temel yasalar üzerinden değil, ne tür şeylerin var olduğu ya da var olmadığı üzerinden tanımlanır. Doğal şeyler sadece vardır, doğal olmayan şeyler yoktur. Doğal şeyler vardır. Sadece doğal olan şeylerin üstünde doğal, doğaüstü şeyler yoktur. Gibi bir tezdir bu genelde. Uzay zamansal gerçeklik var olan tek gerçekliktir. Bu kapalı bir sistemdir vesaire vesaire bir tür bir sürü ver, versiyon olabilir. Dolayısıyla ontolojik metafiziksel doğalcılık temel doğrular nelerdir tarzı bir tez değildir. Temelde var olan şeyler nelerdir ve neler yoktur ile ilgili bir tezdir. Doğalcılık tanımı artı ilk öncül doğalcının bütün doğruların doğa yasalarından çıkarsanabildiğini kabul etmesini gerektiriyor. Ve ben bu kombinasyonu kabul eden tek bir doğalcı filozof bile bilmiyorum. Bütün temel doğal doğrulardan bir anlamda. Bütün doğru önermelerin çıkarsanabileceğini savunan tek bir doğalcı filozof bile bilmiyorum. Ve buna en indirgemeci filozoflar da dahil ve ahlaki realist olmayanlar, realizmi reddedenler de dahil. E çünkü doğa yasalarından çıkarsayabilmek dediğimiz şey çok iddialı bir şey. Ve doğa yasalarıyla ilgili şeylerden çıkarsanabilmek anlamına neden gelmiyor naturalizm ya da doğalcılığın niye böyle bir iddiası yok bunu açacağım şimdi. Bir kere çoğu ateist doğalcılığı kabul etse de bunu bütün doğruların doğa yasalarından çıkarsanabildiği görüş olarak tanımlamazlar. En fazla Enis Hoca şunu iddia edebilirdi. Bu doğalcılığın bir sonucudur ve doğalcılar bunu kabul etmeseler de kabul etmeleri gerekiyor aslında. En fazla bunu söyleyebilirdi. Ama bu savunulması gereken bir iddiadır. Doğalcılığın böyle bir sonucu olduğu iddiasını savunmanız gerekiyor. Temel yasa tanımını şayet kabul edersek hiçbir doğalcı temel yasaların doğa yasalarından ibaret olduğunu kabul etmez. Hele ki bu doğal doğalcı şayet felsefeci ise ontolojiyle metafizikle falan uğraşıyorsa hiçbir şekilde kabul etmez. Neden? Bir kere çoğu doğalcı metafiziksel açıklamaların olabileceğini kabul eder. Filozoflar özellikle kabul eder. Doğalcı için metafiziksel açıklamada kullanılabilecek ilişkilerden daha önce bahsettim. Gerçeklemedir, groundingdir, şudur budur, supervenience'dir falan filan. Şimdi diyelim ki doğalcı doğa yasalarının ne olduğuna dair bir teori öne sürüyor. Ee, David Armstrong gibi, işte David Lewis gibi, işte Michael Tooley gibi doğa yasalarının bir teorisini öne sürmeye çalışıyor. Doğalcıya göre bu teoride doğru bir teori olacak. Ve daha temel önermelerden çıkar sanamayacağı için doğa yasaları şudur diyen bir daha temel önermeler ya da doğa yasaları olmadığı için bu da bir temel yasa olacak tanımlara göre. Bu tür bir teori bize şunu söyleyecektir. Doğa yasası olmak dediğim şey X, Y, Z koşullarının karşılanmasıdır. Böyle bir tanım verecektir. Ve dikkat edin Doğa yasalarına dair teorinin kendisi bir doğa yasası değildir. Yani ben doğa yasalarının ne olduğuna dair ontolojik bir model sunmaya çalışıyorum, bir teori sunmaya çalışıyorum. Ve bu modelin kendisi bir doğa yasası değil. Bunu naturalist yapabilir mi? Doğalcı yapabilir mi? Ee, bunu yapabiliyorsa şayet ve bu temel bir doğruysa, başka doğrulardan çıkar sanamıyorsa... ...o zaman demek ki tem doğalcı temel yasaların sadece doğa yasaları olduğunu kabul etmiyor... Hiçbir doğalcı kabul etmiyor neredeyse bu durumda. Felsefeyle uğraşanların hele hiçbiri kabul etmiyor böyle bir tanımı. Yine benzer bir şekilde tümeller problemini düşünelim. Tikeller ve tümellerle ilgili bir teoriniz var. Tikellerle tümeller arasında şöyle bir ilişki var. Tikeller var, tümeller yok diyebilirsiniz. Tümeller var, tikellerle şöyle bir bağlantısı var diyebilirsiniz. Böyle bir takım teoriler var. Ve bunlardan bir ya da diğeri çoğu metafizikçiye göre doğru ya da anlamsız bazılarına göre bu soru orası ayrı konu. Doğa yasalarından mesela çok nominalizmi mi çıkıyor? Aristotelesçi içkin mi çıkıyor? Bunlardan birinden birinden biri doğru olduğunu düşünüyor diyelim ki bir naturalist. Mantıksal olarak bunları doğa yasalarından çıkarsayabileceğimizi savunan kaç doğalcı filozof vardır? Yani böyle bir doğalcılık tanımını kabul eden bir filozof yok. Gerçekten yok yani metafizikle uğraşan bir filozof. Doğa yasaları hakkında, tikeller, tümeller hakkında, nedensellik hakkında, felsefi problemlerle uğraşıyorsa şayet doğa yasalarından çıkarsanamayan temel bazı doğrular olduğunu varsaymak zorunda. Yani böyle bir doğalcılık yok. Gerçekten yok. Hani e, girdiğimde ve okuduğumda doğalcılık tanımına şok geçirdim. Hani çünkü ilginçtir. Enis Hoca mesela beni David Armstrong e, David Armstrong'un e, tümellere dayalı doğa yasası teorisinden haberdar etmiş insandır yıllar önce. Hani e, böyle bir Hata çok ilginç geliyor bana açıkçası. Hani bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum. Ama çok garip. <laughs> Şimdi bilimin gerektirdiği ontolojik kabuller üzerinden bu konuda bir şeyler söylenebilir. Dolayısıyla işte doğalcı bir şekilde işte bilimden bu teori çıkıyor aslında. Quine'ın e, yapmaya çalıştığı ontolojiye benzer bir şekilde. Doğalcı bunu söylemeli diyorsa şayet. E, mesela Enis Hoca böyle bir şey iddia edebilir belki. Doğa yasalarından çıkarsana biliyor çünkü doğa yasalarının mantıksal formlarını açıp ontolojik olarak ne, hangi kabulleri gerektirdiklerini açıp bundan yola çıkarak sadece işte tümeller tikeller hakkında şöyle bir şey olabilir mi diye bir analiz yapabileceğimiz ontolojiyi böyle yapmamız gerektiğini hani böyle bir tezi e, Kuhain kabul ediyor mu mesela aslında tam anlamıyla kabul etmiyor ama bu detay bir tartışma. E, bu ama özetle metodolojik naturalizmle ilgili temel doğrularla ilgili tam anlamıyla değil ee, ve zaten e, önermelerin mantıksal yapısını çözmek dediğiniz şey. Mantıksal gerektirme ilişkisinin ötesinde bir takım analizleri vesaire gerektiren bir şey. Yani analiz yapmanız da gerekiyor orada. İlla ki doğa yasasından mantıksal olarak lönk çıkaramıyorsunuz yani. Ontolojik tartışmalarla ilgili şeyleri. Yani Quine'da öyle sadece mantıksal formunu açığa çıkarayım. Oradan ontolojik olarak neyi gerektirdiği çıkıyor hemen tarzı bir şey değil. Orada bir yaratıcı proses var aslında. Açıklama gücü ve basitlik açısından bir karşılaştırma yapmanız gerekiyor. Ve Peter van Inwagen'in metaontoloji diye meşhur bir makalesi var. Orada Quine'in aslında sadece mantıksal yapıdan işte e, ontolojik gereksin, ontolojik bağlılıkları bir teorinin nedir çıkar sayabildiğimiz şeklinde bir direkt çıkarım yoluyla felsefi problemleri, ontolojik problemleri çözebileceğim, çözebileceğimiz tezini reddettiğini söylüyor. Ki bu konuda haklı büyük ihtimalle ama Quineci metaontoloji meselesi çok çok ayrı bir şey. Burada sadece değine e, ihtiyacı hissettim. Şimdi kısacası. Doğa yasalarına veya tümeller tikellere dair bir teori, ontolojik açıklama vesaire öne süren doğalcı filozof, en hocanın tanımına göre doğalcılığın tanımıyla çelişmek durumunda. Yani doğalcılığın tanımına aykırı çünkü doğa yasaları dediğimiz şeyler arasında değiller. Doğa yasalarının kendisinin ontolojik açıklamaları vesaire. Bu durumda Enis Hoca gerçekten doğalcı bir filozofun doğalcılığın tanımıyla çelişen bir şey söylediğini iddia etmeli. O kadar da değil yani herhalde bu adamlar doğalcılığın tanımına tam anlamıyla ters çok bariz bir şekilde bununla çelişen bir şey söylememişlerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, o kadar da değil <laughs> açıkçası. Örnekler çoğaltılabilir. Bütün doğalcı realist metaetik teorileri, kısacası köprü bir takım yasalar içeriyorlar. E, doğal olgularla ahl e, ahlaki olguları birbirine bağlayan köprü önermeler içeriyorlar. Doğalcı realist metaetik teorilerinin çoğu. Bu ilişki indirgemeci bir ilişki olabilir, indirgemeci olmayan bir ilişki olabilir falan bir sürü ilişki alternatifi var doğal şeylerle ahlaki şeyler arasında. Tanımları ve genel çerçeveyi kabul edersek doğalcılar ya doğa yasaları dışında temel yasalar olduğunu kabul ediyorlar ve veya temel yasanın tanımıyla ilgili en az bir tane arka plan varsayımını reddediyorlar. Yani burada tanımlar ve kavramsal çerçeve çok sıkıntılı olduğu için argümanı formüle etmekte başarısız oluyoruz zaten ama... İlerleyen yerlerde daha detaylı başka diğer öncülere de gireceğim. Şimdi bu köprü yasalar, ilkeler dediğimiz şeyler bunların imkanını Enis Hoca kabul ediyorsa şayet doğal nitelikler, aksiyolojik niteliklerden çok farklı türden şeylerdir şeklinde bir ontolojik iddiada bulunması lazım. Çünkü bu doğal şeyleri, aksiyolojik şeylere bağlayan türden ilişkilerin hepsi tırt demesi gerekiyor. Bunların hepsi, bu tarz ilişkilerin hepsi ...makuliyeti olmayan ilişkilerdir demesi gerekiyor. Böyle köprü yasaların ilkelerin imkanını kabul etmesi halinde. Ki kabul etmesi gerekiyor. Teoriler bunu iddia ediyorlar zaten. Bunların doğru olamayacağını göstermeniz lazım. Doğalcılıkla ahlaki realizmin çeliştiğini gösterebilmeniz için. Ancak bu durumda... ...doğalcı aksiyolojik önermeleri kabul ettiği temel yasalardan çıkar çıkarsayamaz... ...çıkaramaz iddiasından yola çıkan aksiyolojik argümanı terk etmemiz gerekiyor. Çünkü... Ahlaki naturalizme karşı daha genel bir eleştiriye ihtiyacımız var artık. Bu ilişkilerin olamayacağı yönde bir iliş e itiraza başvurmamız gerekiyor. Eğer ki, e nasıl diyelim, bu köprü yasaların imkanını kabul ediyorsak, mantıksal çıkarım ilişkisi olması gerekmiyor ahlakla doğal olgular arasındaki ilişkinin. Çıkar sanamama, e hani doğal doğrularla, aksiyolojik doğrular arasındaki çıkarımın yapılamamasından, doğalcı realizmin yanlış olduğu sonucuna varamıyoruz böyle bir durumda. Yani doğalcı köprü yasalar öne sürebiliyorsa bu köprü yasayı köprü önermeyi ekledikten sonra bu çıkarımı yapabilecek zaten. Dolayısıyla doğalcının köprü yasalar öne sürdüğü gerçeğini göz ardı etmediğimiz zaman eee Hume yasasından yola çıkan bir argümanı savunamıyoruz. çünkü burada doğal önermeler var. Araya hiçbir normatif kavram içeren bir öncül eklemiyoruz. Evet çıkarımı gerçekten de yapamıyoruz normatif olarak. E, normatik bir kavrama başvuran bir çıkarım gerçekten de yapamıyoruz. Ama doğalcı realizmler zaten örtülü bir ara öncüle ihtiyaç duyuyorlar. Böyle bir öncülün doğru olduğunu söylüyorlar. Böyle bir belki analizin doğru olduğunu söylüyorlar. Böyle bir teorinin doğru olduğunu söylüyorlar. Araya o öncülü eklersen çıkarım yapabiliyorsun. O öncülün yanlış olduğunu göstermeniz lazım. Sadece ilk önermelerden çıkar sayamadığımızı değil. Ki bu şekilde çıkar sayamamak şeklinde anlarsak Enis Hoca için de bazı ciddi sıkıntılar doğacak. Buna da ileride belki ikinci bölümde döneceğim. Kısacası doğalcı ahlaki realist ya buradaki tanımları reddedecek ya da köprü yasaların doğa yasası olduğunu iddia edecek. Köprü yasaların doğa yasası olduğunu iddia etmek bence çok mantıklı değil. O yüzden buradaki tanımları reddetmek bana kalırsa doğalcının elindeki en iyi seçenek. Doğalcılığın tanımı konusunda e diğer öncüler konusunda, temel yasa tanımı konusunda, arka plan varsayımları konusunda onlardan birini ya da birkaçını reddetmesi gerekiyor doğalcının. Doğalcı ahlaki realistin. Üçüncü öncül, bütün doğa yasaları olgusaldır diyor. Bütün doğa yasaları olgusaldır öncülü muhtemelen bütün doğalcılar kabul edecek. Doğa yasalarının doğayı yönettiği tasavvuru da buradaki anlamda olgusal. Yönettiğini iddia edenler de preskriptif bir doğa yasası tasavv tasavvurunda aksiyolojik olmak anlamında bir olgusal olmama durumu söz konusu değil. Ama burada da tabii ki bir parantez muhtemelen diyorum burada çünkü hemen hemen her görüşü savunan birilerini bulabiliyoruz felsefede. Eğer ki doğa yasalarını buradaki ahlaki ile doğalığı birbirine bağlayan köprü önermeleri ve metafiziksel ilişkileri de dahil ederek daha geniş bir şekilde anlıyorsak ama ki bence bunu yapmak saçma olur. Ahlaki ile normatif arasındaki o bağlantıyı kuran köprü önermeler bence doğa yasası değil. Ee, en azından bilimdeki anlamıyla doğa yasaları ta, e, tanımına uymuyorlar. E, ama eğer ki doğa yasalarını köprü önermeleri de dahil eden bir şekilde anlarsak üçüncü öncül yanlış oluyor. Böyle bir alternatif de var. Tanımları o şekilde yapmanın bir yolu da var. E, bu durumda evet aksiyolojik bir e, temel yasa hatta doğa yasası olmuş olacaktır. Ama bu şekilde tanımlamamız gerekmiyor. Bütün temel önermeler doğa yasaları değil. Bütün temel yasalar doğa yasası değil demesi gerekiyor bence doğalcının. Dördüncü ve dördüncü öncül ve Hume yasasına geçmeden önce yine kaç dakika olmuş bir bakalım. Ee, yaklaşık 33 dakika olmuş biraz daha devam edeyim. Şimdi Hume yasasıyla ilgili bir öncülümüz var Hume yasasına var, e, başvuran. Hume yasası şunu söylüyor. Bu bir mantığın yasasıdır diyor. Enis Hoca ve olgusal önermelerden biz aksiyolojik önermeler çıkaramıyoruz diyor. Enis Hoca'nın verdiği örnek şu. Birinci öncül Ferhat Tayfun'u öldürdü. İkinci öncül, Tayfun'u öldürmek Tayfun'a ve yakınlarına zararlıdır. Üçüncü öncül, Tayfun kimseye zarar vermemişti. Sonuç, Ferhat Tayfun'u öldürmemeliydi. Bu çıkarım yapılamıyor. Hume yasası diyor ki, normatif kavramlara, mesela bir okumasında Hume yasasını, normatif kavramlara başvurmayan öncüllerden, normatif önermeler, normatif kavramlara başvuran önermeler çıkaramıyoruz diyor. Bu bir sorun mudur doğalcılık açısından vesaire? Hemen bakalım. Şimdi Burada birincisi bir ad hominem argümanda bulunacağım. Hume yasasının doğalcı ahlaki rezimler için hiçbir güçlük yaratmadığı ana akım görüş şu anda metaetikçiler arasında doğalcı olmayanlar ve hatta ilahi buyruk teorisini savunanlar dahil olmak üzere. Hume yasasının hiçbir sorun yaratmadığı görüşü o kadar yaygın bir görüş ki hani felsefede konsensus nadir bir şeydir. Hume yasasından yola çıkan eleştirileri 80'lerden itibaren neredeyse kimse savunmuyor. Bunu sadece konsensus var demek ki Enis Hoca hatalı demek için söylemiyorum. Ama e, en azından hani JUM yasasının yanlış olduğunu kabul eden doğalcılıkların bir tartışmasını görmeyi beklerdim ben kitapta. Evet yer sınırlılığı var vesaire de hani olabilecek en bariz alternatifi dışlayan bir tartışmayı ben e, şey olarak göremiyorum açıkçası. Kitap kısadır diyerek e, mazur göremiyorum yani en azından o hakkını vermek gerekiyor o görüşe. En azından böyle bir görüş var. Parantezi, dipnotu vesaire olması gerektiğini düşünüyorum. Ama yok kitapta maalesef. Ve genişletilmiş baskısında da yok. Hani ilk baskısında yok. İlk baskıya eklenen çok sayıda şey var ve genişletilmiş baskıda da yok maalesef. Şimdi bu spesifik çıkarım gerçekten de yapılamıyor benim görüşme göre en azından. Ama bu önemli değil. Hatta benim görüşme değil. Bu spesifik çıkarım söz konusu olduğunda yapılamadığını herkes kabul eder. Ama ee, olgudan değere doğru gidilen bütün çıkarımlar yapılamıyor tezi biraz tartışmalı bir şey. Literatürde bunun karşı örneği olmaya çalışan argümanlar vesaire var. Ama normatif kavramlara başvurmayan önermelerden normatif önermelerin, normatif kavramlara başvuran önermelerin çıkmayacağı benim kabul ettiğim bir görüş. Ama meydan okuyanları da var. Gillian Russell Barehurst Entitlement kitabında çeşitli önerileri bu konuda değerlendiriyor ve başarısız buluyor hepsini. Hani böyle bir bariyer gerçekten var normatikle olgusal önermeler arasında tarzı bir sonuca ulaşıyor. Ki bu doğruysa bana kalırsa doğalcı realizmler için hiç önemli değil. Yani hiçbir en ufak önem kırıntısı taşımıyor doğru olması. Adominem bir argüman öne süreceğim burada açık konuşmak gerekirse. Doğalcı ahlaki realistler geri zekalı mı? Bu çıkarımın yapılamadığı çok bariz. Bu insanlar doğalcı realist hala nasıl olabiliyorlar? Buradan yola çıkınca doğalcı realizm yanlışsa şayet bariz bir şekilde hatta yanlışsa. Bariz olmayan bir şekilde yalnızsa bile. Burada açık konuşmak gerekirse... ...değiller. Doğalca ahlaki realistler gerizekalı değiller. Doğalca ahlaki realistler... yum yasasının en ufak bir sıkıntı... ...yaratmadığını yıllardır iddia ediyorlar... ...ve doğalcılık eleştirmenleri de bunu kabul ediyorlar genelde. Dolayısıyla evet... ...doğalca ahlaki realistler gerizekalı değil. Çad mimleri ve... ...gelecek yorumlarda komik değiller. Şimdi... Doğalca ahlaki realizmin, doğalcı bir ahlaki realizmin doğru olabilmesi için böyle bir çıkarımın yapılabilmesi gerektiği yönde gizli bir varsayım var Enes Hoca'nın. Yani Hume yasası doğruysa ee, bu çıkarım yapılabilmeli ki doğalcı için ahlaki realizm doğru olabilsin demesi gerekiyor. Ve bu varsayımı savunmuyor. Yani bu argümanın kilit varsayımlarından biri. Ama yani bu varsayım savunulmuyor. Dahası, daha önce bunu anlattım bilmiyorum. Enis Hoca bu çıkarımın yapılamadığını kabul eden doğalcı realizmlerden, mesela Kornel realizminden beni yaklaşık 10 yıl önce haberdar eden kişidir. Yani Kornel realizmini adını duymamı sağlayan kişidir. Ve en az bir tane bu görüşü savunan filozoftan alıntı yapıyor. Özellikle ahlaki realizm lehindeki bir argümanla ilgili olarak. Nicholas Sturgeon'dan alıntı yapıyor. Ama Kornel realizmini hiç tartışmıyor. Hani bu çok ilginç bir şey. E, ateistin elindeki tek alternatif Platonist ateizmdir deyip oradan yürüyor mesela sonrasında. Doğalcılıkla zaten çelişiyor. Ateistin elindeki diğer alternatif budur. Cumh yasası doğruysa şayet tarzı bir argümantasyonu var. E, Kornel realistlerinden ama ahlaki realizm lehindeki argümanlarda alıntı yapıyor. Ve o argümanın yorumuyla ilgili de ciddi bir sıkıntı var. Buna ikinci e, videomda değineceğim. Şimdi kısacası bu çıkarımın yapılamamasından... Doğalca ahlaki realizmin yanlışlığına nasıl geçtiğini göstermesi gerekiyor. E, temel yasa tanımından vesaire çıkan bir şey bu. Ama temel yasa tanımını o şekilde yaptığımız zaman böyle olmalı diyorsak arka plan varsayımlarını temel yasa tanımı ile ilgili savunmamız gerekecek. Sonuç olarak yum yasası mantıksal bir yasaysa şahit, çıkarımların yapılabilirliği, yapılamazlığı ile ilgili bir yasaysa şahit, doğalca ahlaki realizme karşı hiçbir önem taşımıyor. Burada bir parodi sunacağım sanırım bir sonraki slayttan. Mereolojik argüman diye bir argüman öne sürdüğümü düşünün. Parça bütün ilişkisi demek e, bununla ilgili felsefe alanı demek mereoloji dediğimiz şey. Mereolojik argüman diye bir argüman öne sürdüğümü düşünün. Şöyle bir çıkarım yapmaya çalışıyorum. X havlar. X şu 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 genetik niteliklere sahiptir. X sahibini gördüğünde kuyruğunu sallar. Bu önermelerden X bir köpektir sonucu çıkmaz. Doğalcılıkta bütün temel yasalar doğa yasalarından ibarettir. Doğa yasalarından X'in bir köpek olduğunu çıkaramadığımıza göre doğalcılık yanlıştır. Burada yanlış giden bir şey var, değil mi? Ama ne? Şu olgusal önermelerin standart örneklerinden. İşte şu bardak şöyledir tarzı. Aksiyolojik ya da deontik önermelerin standart örneklerini çıkarmamızın tek yolu bu önermeleri birbirine bağlayan köprü önermelere, bahsettiğim metafiziksel ilişkilere başvuran önermelere başvurmamızdır. Merolojik argümandaki eksik köprü önerme X şu 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 koşulları karşılıyorsa köpektir önermesidir. Yani bunlar köpeğin e, atıyorum nitelikleri vesaire bunları topladık. Bir şey var orada. E, belki hatta ek iddialar burada tam parça bütün ilişkisinden değil aynı zamanda e, yaptığı şeyler üzerinden çıkarım yapmaktan da bahsediyorum. Tam merolojik bir argüman değil bu aslında. Ama X bu koşulları karşılıyorsa bir köpektir önermesini eklemeden X'in bir köpek olduğunu çıkaramıyorsunuz. Burada da benzer bir şey söz konusu. Arada gizli bir öncül var. Ve bu gizli öncülün olması, çıkarımın yapılamaması. Demek ki doğalcılık bu önermelerden köpek köpektir bu şeyi çıkaramıyorsak. Doğalcılık yanlıştır. Çünkü doğa yasalarından x'in köpek olduğunu çıkaramıyoruz. Dememiz ne kadar saçmaysa buradaki, buradaki Hume yasasına başvuran argüman da o kadar saçma. Çünkü doğalcının çok absürt türden bir indirgemeci olması gerektiği, her şeyi doğa yasalarına indirgemesi, doğa yasalarına çıkarım yoluyla indirgemesi gerektiği gibi bir varsayım var. Parça bütün ilişkisiyle ilgili şeylerde bile bunu yapamıyoruz. Yani köpektir. Şu özelliklere sahipse, bu özellikler kompozisyonuna sahipse bu şey bir köpektir tarzı şeyleri de söyleyemiyoruz. O özelliklerden çıkmıyor çünkü köpek olduğu ara önermeyi eklemediğimiz zaman. Dolayısıyla doğalcılığı meriolojik argümanla da şürütebilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Eğer ki doğalcılık bu kadar kolay çürüyen bir görüşse şayet. Beşinci öncül hakkında ne söyleyeceğim? Şimdi, ahlaki realizmin tanımı en az bir nesnel aksiyolojik önerme vardır şeklinde yapılıyordu. Bu tanım daha önce söylediğim gibi standart dışı bir tanım. Realizm, metafiziksel ontolojik bir görüş, önermelerin doğruluğuyla sadece ilgili değil. Realizmi, ahlakın objektif olduğu, realist olmayan görüşlerden ayıran kriterler arasında... ...zihinden bağımsızlık, tavır bağımsızlık, tutum bağımsızlık, durum duruş bağımsızlık gibi ifade edilen bir takım kriterler var. Eğer en az bir aksiyolojik önermenin yanlış olması realizm demekse hata teorisi gibi görüşlerin realist olduğu sonucuna da varmamız gerekiyor ve hata teorisi dediğimiz görüş anti realist görüşlerin paradigmatik örneklerinden biridir. Dolayısıyla realizm tanımı bu şekilde yapmamamız gerekiyor. En hocanın ahlaki realizm lehindeki aleyhindeki argümanlarla ilgili tartışmasını daha sonra ele alacağım. Ortak bir kabul olduğu için öncelik yapılan tanımı kabul etmemekle beraber kabul ediyorum diyebiliriz. Enis Hoca'nın bu realizme doğalcılık tanımlarına yani önermeler cinsinden, yasalar cinsinden yaptığı tanıma Hume yasasıyla ahlaki doğalcılığı çürütebilmesi için ihtiyacı var. Çünkü olgular üzerinden formüle etseydi tanımları işte doğalcılık bütün olgular doğal olgulardır diyor olsaydı temel yasalar yerine temel işte ontolojik olarak temel olan şeyler tarzı bir şey söylüyor olsaydı bunu olgular üzerinden formüle etseydi burada doğal olgulardan ahlaki olgular, aksiyolojik olgular vesaire çok farklı türden şeylerdir sezgisine başvurarak yapması gerekirdi. Ahlaki doğalcılığı eleştirirken. Çünkü olgular arasındaki çıkarım, o olgular arasındaki ilişki bir çıkarım ilişkisi değil. Yani doğal olgulardan diğer şeyleri çıkarabiliyorum diyemem. Çünkü önermelerden, doğrulardan çıkarabilirim ancak ben bir şeyleri. Arada bir çıkarım ilişkisi değil, Temel olma, gerçekleme, supervenience, üst gelim mesaire indirgeme, özdeşlik bu tarz bir ilişkinin olması gerekiyor. Çıkarım ilişkisi değil. Olgulara başvurarak tanımı yapsaydı her iki şeyde de, doğalcılık konusunda da, ahlaki rezim konusunda da Hume yasasına başvuran bir argümanı öne süremeyecekti. Dolayısıyla sanki argümanı Hume yasasından başvuran bir sezgiden yola çıkmaya çalışırken tanımları yapmaya başladığında, hani Tersten bir şekilde tanımları o şekilde yapmış gibi geldi bana. Yani yum yasasından yola çıkan bir sezgisi var. Ha, doğalcılık açısından sıkıntı yaratıyor bu gibi. Sonrasında da realizm ve doğalcılık tanımlarını... ...önermeler cinsinden yapmak durumunda hissetti kendisini gibi sanki. Eğer argümanda bu realizm tanımlarını bu şekilde yapıyorum ama... ...şundan şundan dolayı ortodoks olmayan bir tanım... ...şeklinde bir ekleme olsaydı ben bunda sorun görmezdim. Ama... E Hani olabilecek literatürdeki en temel tanımlardan, en yaygın tanımlardan o kadar sapan, o kadar dramatik sapan tanımlar ki kavramsal çerçevesini kabul etmeyen birinin argümanının sonuçlarını kabul etmek için hiçbir nedeni kalmıyor. Öncülerle ilgili tartışmanın özeti. Birinci öncülde varsayım başarısızlığı var. Birinci öncül sadece üçüncü halin imkansızlığına başvurarak savunulamıyor dolayısıyla. Arka plan varsayımları kabul edilirse doğalca realistler aksiyolojik temel yasalar vardır diyecektir temel yasalardan bütün doğru önermelerin çıkarsanabileceği varsayımını reddetmemiz gerekiyor. Ve temel yasalarla doğru önermeler arasındaki ilişkinin çıkarsanabilirlik olduğunda reddetmemiz ve daha ontolojik anlamda bir temel olma tanımına başvurmamız daha iyi oluyor. İkinci öncülü ile ilgili olarak da doğalcılığın tanımı yasalar üzerinden yapılmaz. Standart bir tanımın dışında bir tanım var. İlk öncül artı ikinci öncüldeki doğalcılık tanımı bütün doğru önermelerin doğa yasalarından çıkarsanabilmesini gerektiriyor ve bunu kabul eden doğalcı tanımıyorum. E, determinizm doğruysa bu prensipte yapılabilir diyebilir bir doğalcı belki temel yasaları nasıl tanımladığınıza bağlı olarak ama determinizm yanlışsa hiçbir şekilde yapılamıyor. Üçüncü öncülle ilgili olarak doğalcılığın verilen tanımını kabul eden doğalcı köprü önermeler aksiyolojik ise bunlar da doğa yasasıdır demelidir. Dolayısıyla bazı doğa yasaları aksiyolojiktir demelidir. Ama bu doğa yasası tanımını kabul etmemek gerekiyor. Bu saçma bir tanım. Doğalcılık tanımını reddeden doğalcı Buradaki tanımı tabii ki. Köprü önermeler aksiyolojikse temel yasalar arasında doğa yasaları dışında aksiyolojik doğrular yasalar olduğunu söyleyecektir. Köprü önermeler aksiyolojik değilse yukarıdakinin benzerleri geçerli. Dördüncü öncülle ilgili olarak. Hume, Hume yasasını mantığın bir yasası olarak anlarsak şayet doğalcı ahlaki realizm açısından bir önem taşımıyor. Ve bu ahlaki doğalcılığın eleştirmenlerinin dahi evrensel olarak neredeyse kabul ettiği bir şey. Bu çok nadir bir eleştiri artık. Meteorolojik argümana başvurmuştum hatırlarsanız bu para diye başvurmuştum. Ve köpeğin özelliklerinden, köpeğin parçaları şunlardan o şey köpektir sonucuna varamadığınızı söylemiştim. Ve buradan yola çıkarak da aynı argümantatif mantıkla doğalcılık demek ki çürüyor dememiz gerekiyor demiştim. E, nasıl ki meteorolojik argüman doğalcılığı çürütmüyor benzer bir şekilde aksiyolojik argüman da aynı şekilde ahlaki doğalcılığı çürütmüyor. Çıkarım yapılabilmesi için köprü önermelere ihtiyaç duyuluyor doğalcılıkta ve bunu bütün doğalcı ahlaki realizmler kabul ediyor. Bu tür köprü önermelerin hepsinin yanlış olduğunu, makul olmadığını veya bu köprü önermelerin bir şekilde doğalcılığın tanımıyla çeliştiğini iddia etmesi gerekiyor ee, Enis Hoca'nın. Ve bunu yapmıyor. Bu kilit adımlardan biri argümanda. Hani böyle bir adımın savunulması gerekiyor argümanı ortaya koyabilmemiz için. Beşinci öncül. Ahlaki realizm tanımı standart dışı bir tanım Ahlaki rezim sadece doğrulukla ilgili değil, ahlaki olguların ne tür olgular oldukları ile ilgili bir görüş. E, belli türden bir zihinden bağımsızlık, tavır bağımsızlık koşulunu içeriyor. Tanım hata teorisinin realist bir görüş olduğu sonucunu doğuruyor ki bu bariz bir şekilde yanlış. Hume yasasından yola çıkan bir argümanın çıkarım ilişkisine başvurması gerekiyor. E, yani böyle arka planda hani argüman Hume yasasına başvuracaksa çıkarım ilişkisi yapılabilecek şeyler üzerinden formül etmesi gerekiyor. Dolayısıyla tanımların tuhaf bir şekilde yapılması bana kalırsa Hume yasasından yola çıkan bir argüman formüle etmeye çalıştığı için böyle. Yani ben açıkçası Enis Hoca'nın bu tanımları yanlış bir şekilde öğrendiğini ya da bildiğini sanmıyorum. Ama Hume yasasından yola çıkan bir argüman formüle edebilmeniz için tanımları bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bu yüzden ahlaki realizmi, nesnel ahlaki önermeler cinsinden, doğalcılığı da doğa yasaları cinsinden tanımlamadığımızda Argümanı öne süremiyoruz. Hume yasasından yola çıkan bir doğalcı ahlaki realizm eleştirisi standart realizm ve naturalizm tanımlarında işlemiyor. Yapamıyorsunuz, öne süremiyorsunuz argümanı böyle bir durumda. Çıkarım ilişkisi yapılamazdan yola çıkan bir ahlaki doğalcılık eleştirisi öne süremiyorsunuz direkt. Sonuç, temel kavramların tanımları yanlış veya standart dışı. Standart tanımları kullandığımızda Hume yasasının kabulü doğalcı ahlaki realizm için sorun çıkarmıyor hiçbir şekilde... Doğalcı ahlaki realizmler doğal, e, ahlaki olgularla doğal olguların köprü yasalarla birbirlerine bağlı olduklarını iddia ediyorlar. İndirgemeci ya da indirgemeci olmayan bir şekillerde. Ve bu köprü yasalar olmadan normatif kavramlara başvuran önermeleri bu kavramlara başvurmayan önermelerden çıkaramıyoruz. Ve bu bir sorun değil. Ahlaki realist doğalcı için hiçbir sorun ortaya çıkarmıyor. Bunun yapılabildiği iddiasında bulunmaya, doğalcı Hani böyle bir çıkarımın yapılabileceği iddiasına, Doğalcı ahlaki realizm için herhangi bir şekilde ihtiyaç duymuyoruz. Bu köprü önermelerinin tamamı yanlış olabilir. Veya bir şekilde doğalcılık açısından sorunu çıkardıkları söylenebilir. Ama bunu başka bir argümanla göstermek gerekiyor. Hume yasasından yola çıkarak doğalcı ahlaki realizmi yanlışlayamıyoruz. Kısacası. Gelecek bölümde. Bence Enis Hoca'nın ana sevgisi. Ee, bu olgular olmadan da daha doğrusu önermenin nesneleri olmadan da bu önermeler doğru olabiliyor tarzı. Evren var olmasaydı da tecavüzü yanlış olabiliyor tarzı karşı olgusallara başvurmak. Ana sezgisi bu bence argümanın. Bu evren var olmasaydı itirazına karşı olgusallar ahlaki doğalcılığa karşı gibi bir başlıkla değineceğim. Burada sadece öncülleri ve e, temel kavramları tartıştım. Ama e, bu karşı olgusallardan yola çıkan argümanı biraz geliştirmeye çalışacağım. Yani bu argümanı en iyi şekilde nasıl ifade edebiliriz ve sonrasında eleştireceğim. Platonist ateizm hakkındaki tartışmasına bakacağım. Enis Hoca'nın. E, Platonist ateizm e, eğer doğalcılığı kabul etmiyorsa ateistin tek seçeneği gibi bakıyor sanırım. E, ben Platonist ateizmi ahlaki realizm için e, tek alternatif olarak kabul etmiyorum ateizmde tabii ki. Ama tartışması ilginç. bir tartışmayı değerlendireceğim. Bunun dışında Schaefer-Landau'nun ahlakın felsefenin alt dalı olmasından yola çıkan bir ahlaki realizm argümanı var. Ahlaki realizm lehinde. Ve bu argümanda Enis Hoca e, bir notunda şeyi tartışıyor. Sheffer işte ahlaki naturalizmin şu yüzden hatalı olduğunu söylüyor. Bizim ara sonucumuzla aynı şey tarzı bir şey söylüyor. Sorun şu ki Sheffer Landau'nun argümanında reddettiği doğalcılık türüyle Enis Hoca'nın eleştirdiği doğalcılık türü aynı görüşler değil, farklı görüşler. Bunun detaylarına ileride bir sonraki videoda değineceğim. Vazgeçilmezlik argümanı dediği dediğimiz bir realizm lehinde argüman var. Nicholas ileride göreceğimiz üzere Sturgeon bu argümanı sadece ahlaki realizm lehinde değil, ...aynı zamanda ahlaki doğalcılık lehinde bir argüman olarak döne sürüyor. Yani vazgeçilmezlik argümanın önemli bir unsurunu... Ee, ...devre dışı bırakarak bu argümanı tartışıyor Enis Hoca. Eğer ki argümanı Sturgeon'ın öne sürdüğü şekli şekliyle tartışırsanız şayet... ...ki orada belli bir meydan okumaya yanıt olarak formüle ediyor bunu... ...açıklamalarda rol oynadığını belli bir e, görüşe cevap vermek için söylüyor... ...ve belli türden açıklamalardan bahsediyor. Bunların hepsinin detaylarına bakacağız... Eğer detaylarıyla alırsanız oradaki argüman aynı zamanda ahlaki doğalcılık lehinde bir argüman. Yani onun ikisini birbirinden ayıramıyorsunuz. Sadece ahlaki realizm lehinde bir argüman olarak süremiyorsun, öne süremiyorsunuz. Evrimsel argüman ve fikir aylıkları argümanı realizm aleyhinde tartışılıyordu. Ee, ve bunları ele alacağım sonrasında. E, cevaplardan bazıları Enis Hoca'nın verdiği cevapları büyük oranda başarılı kabul etmekle beraber teizm için sorun çıkarıyor bana kalırsa. İlahi buyruk teorisi ve Yutifuro ikilemine itirazlara bakacağım. İBT'ye ana itiraz Yutifuro e, ikilemidir. Bu tartışmayı açacağım. Sonrasında kendi eleştirilerimi sunacağım. Hume yasasının argümandaki şekilde kullanılabilmesi halinde ilahi buyruk teorisinin yanlış olduğu sonucunu doğurduğunu göstermeye çalışacağım. E, indirgemeci olan bütün metetik teorileri açısından Hume yasası sorun çıkarıyor. Şayet bu teorileri yanlışlıyorsa, indirgemeci naturalist teorileri ya da naturalist ahlaki rezimleri yanlışlıyorsa Hume yasası, indirgemeci olan bütün metatetik teorilerini yanlışla yanlışladığını söylememiz lazım. Ve ilahi buyruk teorisi kısmi indirgemeci, kısmi inşacı bir teori aynı zamanda. dolayısıyla ilahi buyruk teorisi de aynı yasadan nasibini alıyor. Ve Dawkins ve Maki ile ilgili bir tar birkaç tartışması var. Enis Hoca'nın bu tartışmaları da ele alacağım. Kendilerini biraz sıkıntılı bir şekilde yorumladığını düşünüyorum açıkçası. İlk bölüm bu şekilde arkadaşlar. Çok uzun bir bölüm oldu e, ve bakalım e, bir yerlerde bir şeyleri karıştırdım mı? E, yorumlarınızı esirgemeyin. Enis Hoca'yla da umarım böyle bir konu hakkında canlayın da vesaire konuşuruz, tartışırız. Kendisini dediğim gibi kişi olarak, insan olarak çok severim. Ama aksiyolojik argüman e, beni şaşırtıcı şekilde hayal kırıklığına uğrattı. Eskiden de aslında argümanı eleştiriyordum ama... Metetik arka planım iyileştikten sonra bazı sıkıntıları daha iyi fark edebilmeye başladım. Umuyorum ki bu video size faydalı olmuştur. İkinci bölümünü de en yakın zamanda çekip yüklemeyi umut ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kimseye zarar vermeyin. Kendinize de zarar vermeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.